Gol City'nin sunduğu Servet Sipahioğlu'yla Sentez programı başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Sentez programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu akşam çok önemli bir konuğumla karşınızdayım. Evet, Akdeniz'de denize kıyısı olmayan ama son derece önemli olan bir beldemiz olan Gündoğmuş'la ilgili olarak bu akşam Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özeren ile bu akşam birlikteyiz. Efendim, tabii ki Gündoğmuş dediğimiz zaman aklımıza tarih geliyor, tabiat geliyor, güzellikler geliyor. İnanın Gündoğmuş'u bu akşam sizlere birazcık olsun tanıtmak ve oraya yapılan hizmetleri biraz konuşmak, eksikler varsa onları konuşmak, yetkililerin Gündoğmuş'a bakış açılarını biraz olsun değerlendirmek istiyoruz. Sayın Başkanımız, önce bir hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Tüm seyircilerimizi, başta Gündoğmuşlar olmak üzere, tüm ATV seyircilerini, öğrencilerimi, öğretmen arkadaşlarımı, evet, tüm akrabalarımı şimdi eksik sayıyorum. Bazen hesap soruyorlar sonra. Öyle mi? Evet. Evet. Öyle. Ama başta anamı babamı. Buradalar mı? Benim dua, evet. Şu anda onların elini öptüm, geldim. Akşam namazına uğur da kıldık. Oh ne güzel, Allah kabul etsin. Başta onlar olmak üzere herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz başkan. Tabii sizleri de Sentez programına konuk etmekten de biz de büyük gurur duyuyoruz. Keyif alacağız inşallah bu akşamki programdan. İnşallah. Ve dediğimiz gibi programın girişinde İnşallah. Amacımız Gündoğmuş'u daha çok tanıtabilmek ve sizlerin fikirlerini Gündoğmuş halkı ve Alanya halkı, yöre halkı ve bugün bizi Türkiye'mizin, ülkemizin birçok yerinden izleyen, Avrupa'dan dahi izleyen insanlarımıza anlatmak istiyoruz. Çünkü her şeyden önce ben Gündoğmuş'u çok seviyorum. Allah razı olsun. Şimdi Gündoğmuş'a karşı da aşırı bir hayranlığım da var benim. Çünkü gerçekten bir tabiat harikası var orada, yaşanıyor. Tarih, kültür, her şey var. Ama eksiklikler de var. Şöyle ki tabii ki oranın tanıtımı son derece önemli. Biz de Alanya Televizyonu olarak kendi gücümüz doğrultusunda o beldemizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz sizlerin aracılığıyla bu akşam. Çok teşekkür ederim. Tabii ki konuşmalarımızın ardından yine BTR'lerimiz ekrana gelecek. Arkadaşlarımız o konuda da çalışacaklar. Evet, ben önce Sayın Başkan size ülkemizdeki en son sıcak gelişmeyle soruma başlamak istiyorum. Programa girmek istiyorum daha doğrusu. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu İstifasını dün verdi. Önce nasıl değerlendiriyorsunuz bir AK Parti'nin belediye başkanı olarak? Şimdi şöyle, AK Parti'nin içerisinde artık AK Parti kurumsallaştı. Evet. AK Parti'nin içerisinde 313 tane başbakanlık yapabilecek kapasitede vekilimiz var, temsilcimiz var. Biz Ahmet Davutoğlu'nu, Ahmet hocamızı, Torosların evladı olarak, bu bölgenin insanı olarak, Alanya'yı, Gündoğmuş'u bilen, tanıyan bir insan olarak çok sevdik. Evet. Artı hakikaten memlekette Tayyip Erdoğan gibi dünya çapında bir liderin, yani Cumhuriyet tarihimizde gerçekten nadir yetişen, kabiliyetli, kapasiteli, becerikli, çalışkan, kitlelere arkasından sürükleyen bir liderden sonra, yani herkesin endişesi bir boşluk olabilir mi? İşte bir Tansu Çiller, Demirel ilişkisi gibi veya bir Özal'dan sonraki Mesut Yılmaz ilişkisi gibi bir şey olur mu diye herkes endişe ediyordu. O endişe olmadı. AK Parti iktidarı hiç kesintiye uğramadan o 7 Haziran 1 Kasım dönemini saymazsak başarıyla devam etti. Bu şunu gösteriyor. Yani inşallah Türkiye'de şu andan itibaren de herhangi bir kopukluk olmayacak. Parti onu kendi içerisinde telafi edecektir. Partinin içerisinde dikkat ettiyseniz bir şey söyledim. 313 tane başbakanlık yapabilecek kapasitede bizim temsilcimiz var. Kaldı ki kulağımıza bazı fısıltılar geliyor. Evet. Biz bölgemizden bir insan başbakan olarak işte istifa etti diye üzülürken bakarsınız Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na görev tevdi edilir. Çok daha rahmetlere bölgemiz için, ilçemiz için, Alanya için, Gündoğmuş için çok daha güzelliklere vesile olabilir. Bizim yani hayali bile hoş geliyor insana Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun başbakan olarak görevlendirilmesi gibi bir
Aklımızın bir köşesinde, şuurumuzun bir, beynimizin bir köşesinde öyle de bir duyumlarımız var. İçten içe bir sürpriz yaşayabiliriz diye ümit ediyoruz. Evet, dün o konuyla ilgili ben bir kampanya da başlattım. Evet. Tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu çok zor koşullarda işte oralara kadar geldi. Yani bileğinin hakkıyla oralara geldi. En azından Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanı iken başbakan oldu. Neden olmasın? Çünkü evet, onun gayet güzel yabancı dili de var Sayın Çavuşoğlu'nun. Evet. En azından niye olmasın? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da çok uyumlu bir isim. Aynen öyle ama tabii ki Çavuşoğlu da oraya kesinlikle yakışır diye düşünüyoruz. Biz de. Biz kampanyamızda da bunu belirtiyoruz özellikle. Yürekten destekliyorum, sonuna kadar destekliyorum. Aynen. Şimdi tabii ki biz bölge milliyetçiliğini çok seviyorum ben. Öyle. Kendi bölgemden bir bakan, vekil, işte kim olursa olsun başbakan olması, cumhurbaşkanı bile olması bizlere gurur verir ve vesile olur. Bu anlamda da Sayın Çavuşoğlu'nun böyle bir eğer göreve getirilmesi durumunda herhalde bölge halkı çok mutlu olacaktır diye düşünüyoruz. Türkiye'de en çok sevilecek olan Alanya Gündoğmuş'tur. Şimdi biz Gündoğmuşlular, Gündoğmuş'a gelen siyasetçilerin, Gündoğmuş'a gelen vekillerin, konuşmacıların, bilim adamlarının, uzmanların kim olursa olsun ay bura ne güzel memleketmiş, ay bura şöyleymiş böyleymiş dedikleri zaman biz coşarız, havalara uçarız. Artı işte biz deriz ki gittiğimiz yerlerde Dışişleri Bakanı aslında Gündoğmuşlu deriz. Söbüçü ben de doğdu falan deriz. Evet, yaylaya bunu size yakın orası ben biliyorum. Tabii ama yaylada doğmuş gerçekten. Öyle doğum yeri Gündoğmuş yani. Şimdi biz işte bunu söyleriz ama bizim söylememiz çok fazla önemli değil. Sayın Çavuşoğlu, Sayın Bakanımız Allah razı olsun her platformda bunu ifade eder. Ben Torosların çocuğuyum, ben Söbüçü ben de doğdum, ben Gündoğmuşluyum der. O bizi çok mutlu eder, çok memnun eder. Öyle evet. Çok güzel. Evet, Çavuşoğlu da oraya yakışır diye düşünüyoruz. Tabii. İnşallah Allah takdir eder, etmez bilemiyorum ama bu bir gönül meselesi. Vallahi ben, hayali bile çok güzel. Ben hayal ediyorum şöyle. Düşünmesi bile güzel. Ben işte dün kampanya başlattım diye söylemiştim ya yani Sayın Başkan. Evet. İnşallah olur ve İnşallah. Bölgemiz kazanır. Dediğim gibi bölge milliyetçiliği çok önemli bu konuda. Evet. Herkes bir destek verirse neden olmasın. Buradaki kişi AK Parti'den olmuş, bilmem diğer partiler CHP'si, MHP'si hiç fark etmiyor. Yeter ki bölgemizden bir tane insan başbakan olsun. Tabii. Biz o çerçevede değerlendiriyoruz ya her Sayın şeyi. Sayın Çavuşoğlu'nun, Sayın Bakanımızın sadece işte Akdeniz bölgesi, Toroslar, Alanya, Antalya değil. Evet. Türkiye çapında da artık siyasete bir seviye kazandıran insanlardan, değerlerden biri olduğu için Türkiye çapında da benimseneceğini ben ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Evet, biz her şeye rağmen hem Alanyalı diyoruz, hem Gündoğmuş'un. Söbüçimen yaylasından, bağrından çıktı. Yörüğün biri gider, yörüğün biri gider, biri gelir. Aynen ama Ahmet Davutoğlu'nun başbakanımızın da çok büyük çalışmaları oldu ülkemize. Tabii. Alanya için de öyle. Evet. Tabii muhakkak ama tabii ki bu bir sistem meselesi. Şu var, geçtiğimiz süreçlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın kitap fırlatmalarıyla veyahut da işte sokaklara yazar kasaların atılmasıyla dolarların bilmem nelerin fırladığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bu anlamda AK Parti'nin sistemindeki bu sıkıntı diyelim artık çünkü böyle bir olaya yaşanmadı. Ancak ben şöyle bir soruyla size yaklaşmak istiyorum. Şimdi burada bir başkanlık sistemi öngörülüyor veya da tasarlanıyor. Burada bir sanki bir zorlama var gibi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki bu süreçteki tutumunu değerlendirirsek sizler doğru buluyor musunuz? Yani bu neden birdenbire sizce başbakan istifasını sundu? Sizin değerlendirmeniz nedir? Ben onu değerlendirmesem burada daha iyi olur. Çünkü şöyle, bazı meseleler aile içerisinde kalması lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın tavırlarını ya da kendi aralarında geçmiş bazı hukuki meseleleri, bazı kul hakkına giren meseleleri benim burada değerlendirmem hiç mümkün değil. Bilgim dahilinde de değil zaten. Ama ben şuna inanıyorum. Birincisi, başkanlık sistemini yürekten destekliyorum. Bunu AK Partili bir belediye başkanı olduğum için söylemiyorum. Türk milliyetçisi olarak söylüyorum. Türk milletinin ruhuna başkanlık sistemi. Neden Amerika'nın başkanlık sistemi Amerika'ya uygun olsun, Türk milletine uygun olmasın? Yani böyle bölük pörçük, işte efendim istikrarsızlığa yol açacağım parlamenter sistemi ben benimsemiyorum. Türk milletinin ruh yapısına, karakter yapısına
başkanlık sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'na da hakikaten güveniyorum. Yani şahsi olarak güveniyorum. Öyle bir partili belediye başkanı olarak değil. Şahsi olarak, şahsi fikri olarak güveniyorum. Mutlaka o başkanlık sisteminde atılması gereken adımlar noktasında da kendisi en doğru adımları atacaktır diye düşünüyorum. O konunun çok fazla yani böyle alt kademede henüz konuşulması çok erken. Tarih bunları zaman zaman zaten gün yüzüne çıkaracaktır. Yani mutlaka ama şu bir gerçek, şunu da yapmak lazım. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Yani eğer Türkiye'de bir başkanlık sistemi getirtilip oturtulacaksa bunun kamuoyuyla bir defa önceden bir paylaşılması lazım ve tabana da yayılması gerekiyor. Bütün tabanın bir defa benimseyeceği bir sistemden bahsediyoruz. Veyahut da benimsemeyeceği bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi burada bence bir referandum söz konusu olmalı. Yani eğer ben başkanlık sistemini getirmek istiyorsam bir referanduma giderim. Halka sorarım. Olunsun mu olunmasın mı? Ama gitmeden önce de anlatırım. Bak bunun faydaları budur. Zararları budur derim. Ama şu süreçte bu yapılıyor zaten. Yani şimdi geçmişe baktığımız zaman mesela MHP'nin tüzüğünde Alparslan Türkeş'in görüşlerinde, ifadelerinde başkanlık sistemini Stayiş'le bahsettiği, Demirel'in, Özal'ın bunlardan hep bahsettiği tarih boyunca zaten biz bunları konuşa gelmişiz. Artı şu hiç olmazsa bir 4-5 senedir yoğunlukla kamuoyu bunu tartışıyor. Hatta ve hatta hangi başkanlık sistemi? Türk tipi, Amerika tipi, yarı başkanlık, işte efendim partili cumhurbaşkanı bu tartışmaları yapıyor zaten. Ve kamuoyuna bayağı mal oldu. Araştırmalara göre de, kamuoyu araştırmalarına göre de tabana yayıldı. Tabanda bırakın %50'yi, %60, %70'lere varan bir artık kabul gördü başkanlık sistemi. Ama bana kalırsanız gelin bugün biz başkanlık sistemini, Davutoğlu'nu, Tayyip Erdoğan'ı bunlar bizi aşar diye düşünüyorum. Hayır aşmaz. Gelin gün doğmuşu konuşalım. Hayır geleceğiz oraya. Önce Türkiye genelindeki fikirlerimizi güncel konuşun çünkü bu. Sizde evet. Bir AK Partili... Ya bunu konuşmak çok erken. Hayır. Olay daha sıcak. Biz çok erken. Biz yüzeysel olarak konuşuyoruz. Yani tabana inmek istemiyorum. Ben zaten şimdi ben bu kuyunun dibini biliyorum zaten. Yani sonuç itibariyle hepsinin dibini bilirim. AK Parti, MHP, CHP'nin hepsinin temel mutlaka yani. Her şeyini bilen bir insanım. Evet. Dolayısıyla ben son güncel bir soru olduğu için, yani konu olduğu için ya size... Burada benim söylediklerim zaten şahsi fikirlerim. Hayır tabii ki, tabii. Yani biz burada kimseyi yargılamak veyahut da bilmem ne yapmak anlamı veyahut da X bir partiyi kötülemek amacıyla böyle sorular sormak istemiyoruz. Böyle bir şey de yok. Sadece fikrinizi almak istiyoruz. Ekran başında gün doğmuşlar acaba başkan ne söyleyecek? Gün doğmuşla ilgili değil ona bakıyorsun. Hayır şimdi geleceğiz. Şimdi oradaki sıkıntılara da geleceğiz. Yapılanlar, yapılmayanlar, büyükşehrin... Tabii. Faydasız oldu mu, zararı mı oldu, ne oldu? Tabii. Biraz sonra ona geleceğim. Tabii ki başkanlık sistemi olsun, diğer konular olsun. Ağır konular. Biz yüzeysel olarak bunu birazcık konuştuk. İnsanlarımıza paylaştık diye düşünüyoruz. Şimdi hemen kendi bölgemize dönelim o zaman. Evet. Ülkedeki bu tabii ki gelişmeler devam ede dursun. Bu ışık altında bugüne kadar gün doğmuşa siz belediye başkanı seçildiğimizden bugüne artık söyleyelim. Yaptığınız önemli çalışmalar neler? Böyle başlıklar halinde söylersem. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim her şeyden önce ben Alanya'dan gittim. Alanya'da 16 sene yaşamış bir insan olarak yani daha rahat bir ortam, çok mahrumiyetlerin olmadığı bir yerden işte gün doğmuş gibi bazı mahrumiyetlerin yaşandığı insan eliyle yapılması gereken güzelliklerin, iyiliklerin, efendim hizmetlerin yapılmamasından kaynaklanan bazı mahrumiyetlerin olduğu bir yere gitmek tabii kolay bir hadise değil. Biz bir boşluk hissettiğimiz için burayı terk ettik, gittik. Ben buradan giderken Anadolu Lisesi Ayşe Melahat Erkin, Hasan Çolak Anadolu Lisesi'ne aktarıldığı zaman ilk öğretim okulu olarak orası açıldı. Ben oranın kurucu müdürü olarak kalmıştım. Ve çok zevk almıştım. Alanya'da. Evet. Kaç yıl burada hocam şey yaptınız? 16 sene. Orada bir sene kaldım. Ama 16 sene Alanya'da su gözünde görevi yaptım. Hocalara da görevi yaptım daha önce. Alanya su gözünde mi? Tabii. Evet tamam. Şimdi dolayısıyla buradan oraya gitmek istememin, arzu etmemin sebebi oradaki eksiklikler, hissedilen eksikliklerden dolayıydı. Özet olarak, başlık olarak... Peki ilk başlangıçta ne tespit ettiniz orada, Gündoğmuş'ta? İşte onu söyleyeceğim. Özet olarak ben şunu tespit ettim. Buyurun. Az önce siz de bahsettiniz. Gündoğmuş
Rabbimin vereceği güzellikler bakımından cennet köşesi bir vatan köşesi. Olağanüstü bir yer. Olağanüstü bir yer. Evet. Yani bırakın bu İsviçre, Hepsi hikaye. Biliyorum. Ben şimdi biraz sonra hepsini anlatacağım. Ha. Göstereceğim ama, de zaten biraz evet, sonra. İnşallah. Ekranda da göstereceğim. İnşallah. Olağanüstü, evet. Ama insan eliyle yapılması gerekiyor. Yani insan hayatını kolaylaştırıcı, insan hayatı, yaşam standartını yükseltici, belediye ya da insan eliyle yapılması gereken güzellikler, hükümet eliyle yapılması gereken güzellikler hep noksan kalmış. Bunun sebebine baktığın zaman ben siyasi geleneğe olan bir ailenin çocuğu. Evet. Yani 1954'te büyük amcam Demokrat Parti'nin ilçe başkanı olmuş. Ondan sonra merkez sahada sürekli ilçe başkanı, il genel meclis üyesi 2004'e kadar kendi amcam 2004'e kadar gelmiş. Öyle bir ailenin çocuğu olmama rağmen hep muhalefette kalmış. Hatta belediye başkanlığını değişik partiler kazandığı zaman da muhalefetteyken kazanmış. Biz dedik ki o zaman devletle, hükümetle milletin arasını, Gündoğmuş'un arasını bir düzeltelim. Yani Ankara'nın kapılarını bir Gündoğmuş açalım. Bu açıdan yola çıktık. Biz benim bir 5 senelik belediye başkanlığım var. Sadece merkez, yaklaşık 2164 nüfusu olan merkezle ilgili bir belediye başkanlığım var. Bir de 2 senelik tüm coğrafyayı kapsayan, yani Antalya'nın 19 ilçesi içerisinde yüz ölçümü bakımından 6. ilçesi olan işte Bedan'la Güneyciğin arası 85 kilometre olan bir coğrafyada 54 tane yaylası olan bunun 17-18 tanesi Alanya tarafından, Alanya'daki hemşerilerimiz tarafından kullanılan yaylalar. Böyle bir geniş coğrafyada hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben burada insanların hayatını kolaylaştırıcı, başta yol olmak üzere, yol, su, okul, efendim şehrin güzelleşmesi, park, bahçe, bunun yanında bazı fiziki güzellikler, yani yaptığımız binalar bakımından düşündüğümüz zaman, İşte oraya bir hareket kazandırması ve oradaki ham maddelerin ya da potansiyelin gün yüzüne çıkarılmasına da aynı zamanda bilimsel katkıda bulunur anlayışıyla meslek yüksek okulu gibi çalışmalar yaptık. Bunları başlık halinde tek tek sayacak olursam kanalizasyon, gölet, su deposu artı su ana isalihatlarının değiştirilerek su problemi merkezde çözülmesi, hizmet binamız bu hem misafirhane olarak hem efendim nikah salonu veyahut da muhtarlar odası gibi çok amaçlı birçok bölümü olan güzel bir hizmet binası kazandırmak gibi. ASMEK binası gibi yaptıklarımız var. İhale aşamasına gelenler var. Ama bir de merkezi hükümetten faydalandığımız hususlar var. Yolumuz son etap 5 kilometrelik kısım biraz inkıtaya uğradı. 3 tane müteahhit iflas ettiler falan. Ya ama ben ona geleceğim biraz sonra başkan da. Ben önce yani oraya geleceğim o yol sorununa işte 3-4 tane şey müteahhit iflas etti. O yol hala mağdur durumda öyle söyleyelim. Doğru. Yapılamadı. O bölümlere geleceğim ama ben önce şunu konuşmak istiyorum sizle. Şimdi bakıyorum 2015 yılındaki Gündoğmuş'un nüfusuna 7583. Evet. Bunların enteresandır. 3700'ü erkek, 3800'ü de kadın, kız öyle diyelim. Orada bir iyi güzel bir eşitlik olmuş yani. Yani kız erkek konusunda. Evet. Bu oran gayet güzel. Fakat Gündoğmuş ilçesinde her nedense son yıllarda nüfusun 2000'lere doğru geldiği gözleniyor. Evet. Bunun sebeplerini ben sizden öğrenmek istiyorum. Yani nedenleri nedir yani? Neden insanlar veyahut da gençler Gündoğmuş'u terk ediyorlar? Şimdi şöyle, zaten o göç hadisesi sadece Gündoğmuş'u ilgilendiren bir şey değil. Kırsal kesimi, Orta Anadolu bölgesi dahil, Doğu Anadolu bölgesi dahil. Bilhassa 1980'den sonra, aslında 1970'lerde başlamıştı ama Gündoğmuş coğrafyasında öncelikle, özellikle turizmin gelişmesinden sahilde Alanya'nın, Antalya'nın, Manavgat'ın, Side'nin bir turizm merkezi haline gelmesinden dolayı bilhassa 1980'den 84'ten sonra hızla boşaldı. Köylerimiz boşaldı. Bizim hangi yıldan sonra dediniz? Ya bilhassa 84'lü yani ANAP iktidarından, turizmin gelişmesinden sonra. Anladım. Evet. Daha önce insanlar şehre gelmeyi şundan tercih ediyorlardı. Daha rahat bir ortamda, daha konforlu bir ortamda yaşamak, çocuklarının eğitimini sağlamak, sağlık bakımından, sosyal bakımdan daha nitelikli ortamlarda yaşamak için tercih ediyorlardı. Çünkü köylerde yani 84'ten önce köylerde elektrik yoktu, şebeke suyu yoktu, telefon yoktu, televizyon yoktu. Gündoğmuş'un içine televizyon 78'de geldi evet, zaten. Bu arada arkadaşlarımız Gündoğmuş'un genel bir görüntüsünü verirler mi ekrana? Evet. Şimdi işte o 80'den sonraki gidiş veya 84'ten 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan sonra hızla boşalmasının sebebi ise farklı. Baktılar ki Gündoğmuş'tan tasını tarağını toplayıp sahile inen insanlar
Birden orada zengin oldular. Altlarında lüks arabalarla Gündoğmuş'a döndüler. Hı-hı. Ya da sahilde daire aldılar. Orada o dairelerde kendi hemşerilerini misafir ettikleri zaman çok konforlu bir hayatın olduğunu, koltukların olduğunu gördüler. Evet. Konforlu bir hayata herkes özendi. Bu defa insanların aklında bir ülkü Hı-hı. haline geldi. Şehirde yaşamak anlayışı. O hala devam Hı-hı. ediyor. Asıl boşanmasının sebebi bu. Ama biz Gündoğmuş'ta doğan insanların Gündoğmuş'ta maişetlerini temin etmesini sağlayabilseydik bu olmazdı. Hı-hı. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Biz 9 kardeşiz. Gündoğmuş'ta yani. Yaşayan sadece benim. Vallahi niye öyle? Bunun 4 tanesi yüksek tahsil yaptığı için görevleri Hı-hı. icabı dışarıda. Ama diğer 4 tanesi de esnaf. Hepsi de Alanya'da. Hepsi burada esnafların hepsi bizi Alanya'da. İzliyorlar büyük ihtimalle. Şu anda izliyorlar. Öyle. Hepsi izliyorlar. Evet, bu böyle. Eşim de öyle. Eşim 8 kardeş. Evet. 2 tanesi Gündoğmuş'ta, 6 tanesi dışarıda. 3 tanesi Hı-hı. burada. Alanya'da Hı-hı. ikamet ediyorlar. Esnaf. Anladım. Sebebi bu. Şu anda arkadaşlarımız ekrana Gündoğmuş'un güzelliklerini getiriyorlar ama bir genel görüntüsü vardı Gündoğmuş'un. Burası gölet. Evet, biraz sonra geleceğim. Burası göl. Tabii ki bunlar tarihi güzellikler arz ediyor. Evet. Evet, şimdi evet, arkadaşlar. Bak şu köprü, şimdi şu köprünün değeri bilinmiyor. 5 kilometre bir yol lazım. Evet. Turizm Bakanlığı'na ısrarla bunu söylüyorum. Hı-hı. Türkiye'de bunun bu şekilde bir eşi benzeri yok. Özgün bir köprü. Evet. Turizme kazandırılamamış şimdiye kadar. Hı-hı. Bizim Gündoğmuşlar Derneği bununla ilgili bir çalışma yapmıştı bir ara. Burada Alanya'da Gündoğmuşlar Derneği. Biliyorum. Ama netice alamadık. İnşallah netice alacağız şimdi. Evet, arkadaşlar şehrin genel görüntüsünden bahsetmiştim ama o tarihi yerler... Gündoğmuş'un güzelliklerini evet, göstereyim. Evet, geleceğim mesela. Biraz sonra. Evet. Evet, veyahut da sesli olarak dinleyelim o 1,5 dakikalık bir VTR'yi. Alanya'nın iç kesimlerinde yer alan, denize kıyısı olmayan ancak barındırdığı tarihi zenginliklerle turist toplayan önemli ilçelerden birisidir. İlçe merkezinde yer alan Çehiz Mağarası, mağara tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan ve Osmanlı eseri olan Cem Sultan Camii, Alara Çayı üzerinde bulunan Kemer Köprü ziyaretçilerini beklemekte. Kolibrasus ya da diğer adıyla Susuz Ayasofya. Kaya mezarları, lahitleri ve şehir kalıntılarını ormanda kısa bir yürüyüş yaparak görmeniz mümkün. Savaş zamanında sığınak olarak kullanılan ve halk arasında Gedefe İni olarak bilinen kilise mağara görenleri büyülemekte. Akustik bir havaya sahip olan kilise mağara, anıtlarının üzerinde hala görebileceğiniz resimleriyle seyrine doyum olmayan ufuktaki karlı dağlarıyla sizleri beklemekte. Uçan su şelalesi, bir gelin misali dökülen sularıyla sizleri büyülemekte. Evet, küçük bir VTR'sini izledik Gündoğmuş'un. Tabii ki bunun yanı sıra çok daha yerleri var Gündoğmuş'ta. Turizm adına tabii ki. Ancak biz isterseniz önce o eksik yollardan bahsedelim mi tabii, başkanım? Tabii, yani tabii. Yapılması gereken evet. Şeylerden bahsedelim. Şimdi burada hep şöyle bir şey var. Özellikle biraz sonra su sorununa da geleceğim de özellikle yatırımların hep merkeze yapıldığı iddia ediliyor şu Gündoğmuş'ta. Doğru mu? Katılıyor musun? Yok, katılmıyorum. Şöyle, şimdi merkeze biz göreve geldikten sonra Hı-hı. neler yapıldı? Gölet önceki dönem yapıldı. Yani Hı-hı. bu dönem 2 yıllık dönem içerisinde hani bütün şehir yasasından sonraki dönemde 2 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu Hı-hı. dönem içerisinde merkeze yapılan en önemli yatırım hizmet Hı-hı. binası. Belediyenin yaptığı en Hı-hı. önemli yatırım hizmet binası. Hizmet binası yaklaşık 1,5 milyon liraya yapılan Hı-hı. bir yatırımdı, bir eserdi. Ama ben köylere 2 yıldır 2 trilyon eski parayla 2 trilyon 700 milyar lira para harcadım. Yani 3 milyon lira yeni parayla 3 milyon liraya yakın para harcadık. Yalnız şöyle, köylerimizin şöyle bir eksiği var. Şimdi yıllardır dedim ya siyasi gelenekten gelen, siyasi geleneğe olan bir ailenin çocuğuyum dedim ya. Eskiden ben çok iyi biliyorum. Muhtarlar 10 torba çimento alabilmek için 10 takla atardı. Kaymakamlığın kapısına gelir gelir dönerlerdi.
Biz şimdi açık ilan ediyoruz. Ben bugün muhtarlar toplantısından geldim. Benim şurada her köyün ayrı ayrı ne istediği, ne talep ettiği yazan bir defterim var. Bunu ayda bir defa muhtarların önüne koyarız. Artı her cuma vatandaşla yaptığımız bir toplantı var. Onu da şu defterime yazarım. Hatta bunu not alıyorsunuz. Tabii. Yani ne yapmışız? Geçen ay ne konuşmuşuz? Ne yapmışız? Ne yapacağız? Bunları konuşuruz biz. Ben şöyle köylülerin talebine bakıyorum. Mahallelerin artık yeni tabiriyle mahallelerin taleplerine bakıyorum. İnsanlar aslında çok da ne isteyeceklerini de bilmiyorlar. Evet. Bahçe yolu istiyor, yayla yolu istiyor. Evinin önündeki işte bozuk bir arazinin yolunun düzelmesini, taş kilit taş döşenmesini istiyor. Su borusu istiyor. Hatta biz vazifemiz olmamasına rağmen o yolları düzeltebilmek için, o yolları daha kullanışlı hale getirebilmek için iki tır, yaklaşık 500 milyar lira sadece korugen boruya verdik. Yani 30'luk, 300'lük, 400'lük, 600'lük, 800'lük, 1000'lik neyse borulara verdik. Bunlar göze görünmüyor. Evet. Bak aynen tabirimi anlaşılabildiyse eğer, yani 3 trilyon liraya yakın biz para harcamışız. Ha bunların içerisinde çok güzel de hizmetler oldu. Yani bazı biz minaresiz camilerimize minare yapıyoruz. Camisiz, mescitsiz mahallelerimize cami, mescit yapıyoruz. Sosyal amaçlı kullanılacak eğer yer yoksa kapalı mekanlar yapıyoruz. Tuvaleti olmayan mahallelerimize tuvalet yapıyoruz. Ancak coğrafya çok dağınık. Şimdi 500 nüfuslu olan Köprülü de aynı hizmeti istiyor. 54 nüfusu olan Yeniköy de aynı hizmeti istiyor. Çünkü oraların nüfusları yazın artıyor. Biz imkan bakımından 7600 nüfusa sahibiz. Sorun bakımından 70.000 nüfusa sahibiz. 54 tane yaylamız var. Onlar da bizden bekliyor. Şimdi yaylaya göçecek olan kardeşlerimiz hemen bizi aramaya başladılar. Yol nasıl? 36 tane köyünüz var zaten. Yok. Şu anda 29 mahallemiz var. 26'sı köy. 36. Öyle mi? O sizin bilgi biraz eski. Öyle mi? Maalesef Güzel Bağ bir kısmını biz onlara verdik. Onlar kendilerine... Yani 36'dan 29'a düştüyse o zaman hafiflemiştir yükünüz yani. Aslında onlar... Ben öyle biliyordum en azından. Yani evet, 36-26'ya düştü. İşte merkez mahalle 29 mahalle. Şu anda 29 yani. Evet, tamam. 29 mahalle. Ben onu 36'ya 29 olarak düzeltiyorum. Evet. Yükünüzü de azaltıyoruz. Ya o yükün azalması oradaki nüfusa göre yükümüz aslında azalmazdı. İmkanlarımız da azalıyor oraya gidince. Öyle mi? Tabii. Şimdi biz İller Bankası'ndan nüfus başına aldığımız payla hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada özellikle bu Bedan Akyarı yollarının çok kötü olduğunu söylüyor. Bizim izleyicilerimiz bugün beni aradılar. Doğru. Abi ne olursunuz başkanımıza sorunuz. Bu yolumuzu nasıl yapar? Buna bir çaresi var mıdır derler. Var. Onlar yakınlarına gitmemişler o zaman. Biz kış boyunca orayı şimdi yola asfalt dökülebilmesi için 22 derece toprağın ısınması gerekiyormuş. Yani toprak sıcaklığının 22 dereceye çıkması gerekiyormuş. Evet. Geçen sene çok az bir mevsimde sadece Kemer Köprü Balkaya arasını asfaltlayabildik. Bunun acısını yaşadığımız için yani Sayın Başkan'dan, Menderes Başkan'dan rica ettik. Kış döneminde durmayalım biz bunu hazırlayalım dedik. Peki Menderes Başkan hiç geldi mi Gündoğmuş'a? En çok gelen, gerçi şöyle, belediye başkanı zaten başka yok da, en çok gelen siyasetçilerden birisi o. Seçim döneminde mi geldi yoksa hiç seçimden daha sonra geldi mi? Seçimden sonra, tabii ki. Seçimden sonra geldi. Tabii. O zaman kutlamak zaten her sene seçim yapıyoruz. Yani ikişer sene. Her seçimde ikişer defa gelse 10 sefer yapar. Evet. Ama en çok gelen Sayın Çavuşoğlu, Sayın Bakanımız. Öyle mi? Kendi yeri, doğduğu yer artık. Yani. Zaten Ramazan'ın ilk gününde ilk iftarı Gündoğmuş'ta açar. Evet. Yani mümkünse Osman amcanın yanına çıkar. Onun için bizim de buradan. Efendim izleyiciler hep bizi. Bu dedim bu ya, şey anlaşıldı mı? Yani o şeyi söylemedim bakın. Bedan Akyarı yolu. Evet. Şimdi şöyle. Biz Bedan'la Köprülü'nün arasında 30 kilometrelik bir yol var. Veya 25 kilometrelik bir yol aşağı var. Yukarı. O yol şu anda asfalta hazırlandı. Hatta geçen sene Balkaya'ya kadar yapmıştık. Köprülü'den Çaltı Eski Bağ üzerinden Balkaya'ya onun altyapısını hazırladık şu anda sıkıştırmasını. Çok basit bir elden geçip inşallah Ağustos ay içerisinde asfaltlanacak. Yani izleyicimizin dediği gibi yani onlar yatırımlara gitmemişler. Yatırımlar demek ki merkeze değil. Köylerde yaygın bir şekilde yapılıyor. Sayın Sipahoğlu bakın bazı şeyleri yanlış algılıyor insanlar. Nedir? Şimdi emniyet binası yapıldı. Emniyet binası nereye yapılır? Merkezi yapacaksınız. Herhalde köye yapacaksınız. Meslek Yüksek Okulu yapıldı. Nereye yapılır? Tabii ki. Merkezi yapacaksınız. Sağlık ocağı, hastane yapılacak şimdi. Hastane nereye yapılır? En merkezi yere yapılır. Zaten Gündoğmuş'un nüfusunun yaklaşık 1/3'ü merkezde. Köprülü'deki ne oldu sağlık ocağı? Orada şu anda bir tane şey var. Bir eve bir hemşire var çalışıyor. Maalesef orada Menderes Başkanım söz verdi. Yüreğimizin bir yarasıdır.
Ya döndürüp döndürüp aynı şeyleri soruluyor, aynı şeyleri söylemek üzerinde kalıyor. Tabii yani, şöyle. Köprülde. Tabii köprülde. Şimdi Menderes Başkan oraya... Açılmamış herhalde orası değil mi efendim? Açık. Şu anda açık. Açık. Bir eve bir hemşire var ama doktor yok. Şimdi şey dedi ki, bana bir doktor bul, yüksek ücretle ben oraya göndereceğim dedi. Kim diyor bunu? Menderes Başkan. Başkanım şöyle bir şey var şimdi. Tabii ki gün doğmuş, her ne kadar güzel de diyorsak, turizm beldemizde diyorsak da o noktaya nedense hep böyle asistanlar gider. Asistan doktorlar veyahut da hemşireler gidiyor. Yeni mezunlar. Yeni mezunlar. Yani doğru, geliyorlar. Öyle. Hep öyle geliyorlar. Böyle daha hani sağlığımızı, gün doğmuşun halkının sağlığını daha böyle ön plana çıkarmak veyahut da daha iyi doktorların gün doğmuşa gelmesini sağlamak için adına girişimler yapmak gerekiyor mu? Girişimler yapıyoruz zaten. Şu anda biz 5 sene hastane için uğraştık. Kulakları çınlasın. Önceki dönem Sağlık Bakanımız nüfusumuz 20.000'in altında olduğu için hastane açılmaz buraya demişti. Ama Allah razı olsun Sayın Bakanımızın da tensipleriyle, onun uğraşlarıyla, onun gündoğmuş üzerine gösterdiği özel ihtimamla inşallah şu anda hastanemiz yapılacak. Son Ankara ziyaretimizde danışmanları bizzat bana söyledi. Ben dedim müjde verebilir miyim dedim. Şu anda 18 yataklı bir entegre hastane yapılacak. Normalde nüfusu 20.000'in altında olan yerlere hastane yapılmıyor. Bu elbette ki uğraşıyoruz ama tabii doktorlar açısından buna baktığınız zaman arz talep, yani günlük muayene şeyi, hasta doktor ilişkisine baktığımız zaman hasta sayısına bakıyorlar. Günlük kaç kişi hastaneye gelmiş, kaç şey yapmış. Bu elbette ki etkiliyor ama bizim için mazeret değil. Biz diyoruz ki biz mazeret makamı değiliz. Biz çözüm makamıyız. Çözmemiz lazım diyoruz. Ve ben oğlumu kurban edeceğim dedim orada. Elinizden öper. Cerrahpaşa'da okuyan bir çocuğum var. Evet. Ona dedim ki oğlum hiç boşuna heveslenme. Mezun olur olmaz doğru köprülüğe gideceksin. Sen bari şu sözümüzü yerine getir dedik yani. Gitmiyor, doktorlar istifa ediyor. Sebep ne ya? Millet doğuya gidiyor, buraya mı niye gelmiyor ki? Ya işte... Parası mı düşük? Tabii ki. Yani parası derken şöyle, elbette ki doğunun farklı imkanları var. Şimdi bir de bizim resmi doktorlarımız, yani sağlık ocağına gelen, şu anda gün doğmuşta 5 tane doktor var. Bu doktorun bir tanesini orada görevlendiremiyorsun. Resmi yönden görevlendiremiyorsun. Evet. Ama Menderes Başkan belediyenin bütçesinden orada doktoru istihdam etmeye kalktı. Evet. Bir tane de doktor bulmuştuk. Adam bir gün durdu, istifa etti. Allah Allah. Çalışmadı. Sevmediler o zaman. Bir de Antalya'da tabii bu özel hastaneler falan var. Yani doktorların iş problemi yok. Öğretmenler gidiyor. Maalesef. Doktorların ama... iş problemi yok. İşsiz değiller. Evet. Ya onu çözemedik ama inşallah bir sözümüz var. Seçimden önce çocuk sınıfta falan kalmazsa kendi çocuğumuzu götüreceğiz, sözümüzü yerine getireceğiz. İnşallah. Bu şehir merkezindeki, yani Gündoğmuş'un merkezindeki sağlık merkezinden bahsedelim. Evet. Orada genellikle hastalar 35 merdiven çıkaraktan sağlığını şey yapıyorlar. Mesela ambulans oraya yaklaştığı zaman aşağıda tedavi oldukları iddia edilir. Bu konuda onun iyileştirilmesi hususunda bir çalışma var mı başkanım? Hayır. Öyle bir şikayet de gelmedi bize şimdiye kadar. Ama öyle biz mi? Tabii. Şimdi orayı... Hayır. Şikayet şu efendim. Yani anladım. Yaşlıların çıkamadığı... Anladım. Veyahut da işte ne bileyim özürlü olabilir, engelli olabilir. Yani o anlamda soruyor. Şimdi bize şu şikayet geldi. Önceden ambulansla oraya geliniyordu. Ambulanstan sedye indiği zaman merdivenden birinci kata çıkıyordu. Evet. Dediler ki orada doktor arkadaşlar, grup başkanı, başkanım bize yardımcı olun, buradan bir kapı açalım, aşağıda biz bir acil müdahale, yani ATT birimi oluşturalım dediler. Ve biz de aynen onların dediği gibi ambulansın sığabileceği kadar, ambulanstan sedye alınıp doğru hemen müdahale edilebilecek bir yer ayarladık. Ama onun dışında bize merdivenlerden çok çıkıyoruz, 35 basamak merdiven çıkıyoruz gibi bir şey gelmedi bize. Evet. Ya onun çözümü şey, çok olsa asansör olur yani. Ama şey var, ambulansla gelen hastaların o ATT birimini yaptık biz orada. Orada bir oda, şu anda ambulansla gelen hastalara müdahale ediliyor. Zaten ambulansla da müdahale ediliyor. Şey işte binanın önünde müdahale, ya acil müdahaleleri binanın önünde olduğu söyleniyor. Bundan da rahatsız olmuş. Bazı o kapıyı açtık yani, hastanenin içerisine girebilirler. Evet. Ambulansın içindeki bazı cihazlar maalesef sağlık ocağında yok. O yetersiz. Acil müdahale. Tabii yetersiz. Ambulansın içinde daha iyi. O indirilmemesinin sebebi, orada müdahale edilmesinin bazı sebebi, ben de onu sordum. İçeriye neden geçilmiyor falan dedim de oradaki cihazlar, yani acil müdahale cihazları sağlık ocağında yok. Anladım.
Evet. Tabii ki Gündoğmuş'un efendim sorunları muhakkak olacaktır. Özellikle bir de Ümitli Mahallesi'nden bahsetmek istiyorum. Ümitli Mahallesi ile su sorunu varmış. Ya başkan diyor bu sorunu bir an önce çözsünler diyorlar. Nasıl çözeriz? Şimdi adam açlıktan ölmüş birisi. Evet. Baban niye öldü diye sormuşlar. Evet. Açlıktan öldü demiş. Ulan bir babanıza demiş ki bakamadınız mı yani şunu karnını doyuramadınız mı falan demiş. Evet. Bulduk da vermedik mi demiş. Maalesef Ümitli de şimdi şöyle. Ben alternatif çözüm üretmiştim. Ha, aklımdan geçen de hep o çözümdü. Bizim dağlarda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bir çözüm önerisi vardı. Koza ağacının kullandığı suyla ilgili. O suyun koza ağacının ihtiyacından çok fazla olduğu ve kaybolduğu şeklinde. Ancak tabii bu şeylerin karşılıklı siyasi yönden vatandaşların, köy, mahalle halkının bastırmasıyla da olacak olan bir şey. İnşallah çözülecek. Aslına bakarsanız, şimdi bakın benim orada yüküm çok ağır. Şimdi biz sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz orada. Hem merkezi hükümetten çözümlenecek olan sorunlarla ilgili vatandaşın elçiliğini yapıyoruz. Yani avukatlığını yapıyoruz. Hem de Büyükşehir Belediyesi ile yapılması gereken, çözülmesi gereken problemlerle ilgili elçiliğini yapıyoruz, avukatlığını yapıyoruz. Dolayısıyla su bizim problemimiz değil. Biz ne yaparız? Problemi gösteririz Büyükşehir'e, problemi gösteririz, çözümü de gösteririz. Ama biz hepsini kendi sorunumuz bildiğimiz için vatandaşla bizzat bu konularda muhatap oluyoruz. Ha Asat'a da hakikaten dedik, köy sizin, su sizin, sorun sizin, çözüm sizin, buyurun çözün dedik. Ama orada bazı yanlış anlaşılmalar ya da bazı evhamlar oluştu. Çözülecek inşallah. Tövbe kapısı kapanmadı. Güneş henüz batıdan doğmadı. Ümitli'nin mahallesinin aynı zamanda orada bir de tabii suyun yanında bir de yol sorunu varmış muhakkak ki onu da talep ediyor Gündoğmuşlar. Yol sorununu anlayamadım. Ümitli'nin yol sorunu yok. Yok mu diyorsun? Ümitli ile Gündoğmuş arası 5 kilometre. Ama ben ilk defa söylüyorum. Geçen Osman amcayla bölge müdürümüzü ziyaret etmiştik. Dedik şu Alanya Gündoğmuş yoluna bir yerden bir başlayalım dedik. Ya işte bu 29 kilometre proje yapılacak, şöyle olacak, böyle olacak falan çok uzattı. Dedim sayın müdürüm, daha önceki müdürlerle biz konuştuğumuz zaman 5 kilometreden fazla olmayan bölümleri kendi inisiyatifimizle çözeriz demiştiniz. Ümitli ile Gündoğmuş'un arası 5 kilometre. Gelin buradan başlayalım dedim. İnşallah 2016 yılı içerisinde 5 kilometrelik orada Ümitli Gündoğmuş yolunun ihalesi yapılacak ama bizim 29 mahallemizden yolu en düzgün olan yer Ümitli. Ümitli mi? Tabii. Bizim yürüyüş yolumuz orası. O zaman Ümitli Mahallesi... Orada bir yanlış anlaşılma. Yayla yolu falandır o. Evet. Ümitli Mahallesi ümidini kaybetmesin. Yok. Her konuda... Tabii. Bu, bir de Ümitli yani bizim çözülecek. Hemen çok yakınımızda olduğu için her konuda imkanlarımızı ilk seferber edeceğimiz yer orası oluyor. Aslında onlar çok faydalandılar. Yani belediyeden biz onların malzemesini verdik. Düğün salonlarının birinci katını yaptık. İşledik. Camilerine çinisini, diğer malzemelerini alıverdik. İşçiliğini onlar karşıladılar, yaptık. Camilerinin çevre düzenlemesini yaptık kilitli taşla. Camiye gelen ara yolu, sokak yolunu kilitli taşla kapladık. Evet. Mahalle arasında iki tane yolun kilitli taşla kaplamasını yaptık. Şimdi inşallah düğün salonlarının ikinci katını, işçiliği de dahil kendimiz yapacağız. Artı kısmet olursa inşallah bu 2016 yılı içerisinde değil ama 2017-2018 yılı içerisinde nerede araç sığacak kadar yani 3 metre bir yol bulursak tamamını kilitli taşla kaplayacağız. Ama şöyle yani bizim şeylerimiz, mahalle halkımız daha önce görmediği bazı şeyleri görmüş. Sanki zannediyor ki yarına kalmasın, bugün her şey yapsın bitsin falan diyor. 29 tane mahallemiz var. İmkanlarımızı dağıtmak mecburiyetindeyiz. Siyasette de ben şunu öğrendim. Önce az masrafla çok insanın mutlu edilmesi. Yani imkanlarımız sınırlı. İmkanları idare ederken, parayı idare etmek, imkanları idare etmek bir beceri ister. Bunu idare ederken önce çok nüfusa az parayla hizmet edebilmek, az parayla çok insanı mutlu edebilmek öncelik taşır. Tabii, tabii. Yani şimdi burada karşımızda tabii bu anlatımların paralelinde personel sorunu. Personeller tecrübeli midir başkanım? Yani size ne derece kolaylıklar sağlıyorlar? Bir de personel konusunu açmışken tabii ki personel alımları konusunda da bir eşitsizlik olduğu iddia edilir. Yani işte hep merkezden yani veyahut da yakın çevreden böyle insanların belediyeye alındığı şeklinde ifadeler kullanılıyor. Niçin köylerden de böyle yetenekli kardeşlerimizin belediyeye alınmadığı şeklinde şikayetler var.
Şimdi şöyle, Büyükşehir, Asat, hepsi dahil. Hmm. Az önce bir şey söyledim, bir rakam verdim. Gündoğmuş'un, toplam nüfusun yaklaşık 1/3 Gündoğmuş'ta ikamet ediyor. Ya merkezde ikamet ediyor, 3 mahallede ikamet ediyor. 2/3 kırsalda diyelim. Eski köy, yeni mahallelerde ikamet ediyor. Yaklaşık biz bizzat belediye bünyesinde, ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Asat, 51 işçi almışız. 51 işçiden 28 tanesi merkezden alınmış. Hı hı. 31 tanesi çevreden almış. Köylerden almış. Onu bilmiyorlar onu. Onu söyleyenler bilmiyorlar. Afaki konuşuyorlar. Evet. Mesela sadece şeyden, Ümitli'den 11 kişi istihdam etmişiz. Personel olarak. Tabii. Yani. Sorun yok bu konuda. Yok canım, sorun yok. Yani söylemlere katılmıyoruz. Şimdi mesela Yeniköy'den hiç yok. Hı. Yeniköy'de zaten 45 yaşın altında nüfus yok. Veya Güney Yaka'dan hiç çalışan yok bizim. Öyle bir talep de yok. Artı, ya tabii şimdi o vasıf da arıyorsun. Yani insanlar böyle gelene, hadi sen gel, ben seni iş alıyorum. Biz şey değiliz, işkur değiliz. Olmaz yani. Tabii ki canım. Yani nitelik arıyorsun, belge tabii, arıyorsun. Tabii. Ona tabii, göre çalıştırıyoruz, istihdam ediyoruz. Onu bilen, söyleyen yanlış söylemiş onu. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi efendim, turizm konusuna geleceğim ama şimdi hakikaten o yörede o kadar müthiş olaylar var ki, güzellikler var ki, yani biz herkese zaten tavsiye ediyoruz, buradan da gitsinler bir görsünler. İnsanlar ne Mahmutlara gider ne Kestel'e gider yani. Ben öyle inanıyorum. Doğru. O güzel tabiatla kucaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi başkanım, bu az önce göçle ilgili konuştuk ama bu göçün daha doğrusu nüfusun azalması size zarar verecek. Tabii. 2000'den aşağı düşerseniz hizmetler, ödenekler... Nüfus azaldıkça para azalır. Değil mi? Öyle olacak. Peki bu konuda sizin özel bir çalışmanız var mı? Veyahut da bunun paralelinde gençleri orada tutabilmek adına onlara herhangi bir sosyal etkinlik yaratacak ne gibi bir faaliyetler var veyahut da projeleriniz evet. var? Evet. Şimdi Gündoğmuş'ta ilk çocuk parkını ben yaptım. Biz yaptık. Gençlerle ilgili ben. Ya genç çocuk yani, şimdi orada insanların sosyal amaçlı dediniz ya siz. Geleceğim ona. Stadyum yok Gündoğmuş'ta. 13 sene Gündoğmuş Spor amatör ligde şey yapmış. Amatör ligde değil de gruplarda galiba. Mücadele etmiş, maç yapmış. Kendi maçlarını Akseki'de ya da Manavgat'ta yapmış. Stadyumu biz yapıyoruz ilk defa. İlk defa halı sahayı biz yaptık. Daha önce bir tel saha vardı. İlk defa halı sahayı biz yaptık. Spor salonu bizim zamanımızda yapıldı. Gerçi özel idare yaptı ama bizim zamanımızda yapıldı. Evet. Ondan sonra meslek yükseokulunu biz o gayeyle, yani gençlerimiz, okumak isteyen gençlerimiz sadece dışarıda okumasınlar. Van Özalt'ta ben görev yaptım. Şu anda Van Özalt'ta Gündoğmuş'tan okumaya giden, 2 yıllık meslek yükseokulu okumaya giden çocuk var. Meslek yükseokulunu biz yaptık inşallah. Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı olarak Sayın Rektörümüzle ziyaret edeceğiz ama evet, bakanımızdan talimat bekliyoruz. Eğitim konusuna geleceğim. Evet. Ama yani sosyal donatı bakımından veyahut da gençlerin sportif faaliyetleri noktasında fitness parkları biz yaptık. İlk defa. Yani o konuda herhangi bir noksanlığımız yok. Bizim noksanlığımız şu. Gündoğmuş'ta tarım arazisi yok. Orman işçiliği de bitti. Artık eskiden olduğu gibi işte mahallelerin, eski köylerin delikanlıları veyahut da işsiz insanları gitsin de ormanda çalışsınlar diye bir anlayış yok şu anda. Dikili kesim yapıldığı için müteahhit alıyor, kendi elemanlarına kestirip satıyor. Geriye kaldı İki ihtimal var Gündoğmuş'taki gençlerin maaşetini temin edebilmesi için. Ya yüksek tahsil yapacak, devlet memuru olacak, maaşlı hayatını idame ettirecek. Ya da sahile inecek, ticaretle iştigal edecek, turizmle iştigal edecek, turizm işçisi olacak veyahut da ticaretle uğraşacak, maaşetini temin edecek. Peki başkan, yani şimdi oradaki göçlere neden olan sebeplerin başında mesela daha önce orada kredi kooperatifi vardı. Evet. O kapatıldı benim yani bildiğim kadarıyla. Artı o yörede yetişen çok önemli dağ keçisi, yani kıl keçisi dediğimiz o keçilerle ilgili bakanlık, Orman Bakanlığı bir takım tasarruflara gitti. Bunlar etken miydi? Yok. Şimdi hala tahmin ediyorum nüfusuna göre bu Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği'ne bizim üye 120 civarında üreticimiz var. O yörede? Tabii, Gündoğmuş'ta. Ama bu, ne tür bir... Kıl keçisi. Hep kıl keçisi. Hep kıl keçisi. Koyun çok az bizde. Bakanlık herhangi bir... Teşvik var tabii. Yok, teşvikten teşvik ziyade.
başka bir mal çeşidi önerdi mi? Bu zaman zaman öneriliyor da, fakat iklim bakımından herhalde atalarımız bunu zaten tecrübe etmişler. Dağda, yani doğal ortamda natürel olarak yetişecek olan ürünleri, eti, sütü, yağ, peyniri neyse yetiştirilen en iyisi kıl keçisi galiba. Doğru. O konuyla ilgili ben kendim bir araştırma yapıyorum. Yani kıl keçisi besiciliği diye. Zannedersem o lezzeti, o zevki de vermeyecek herhalde. Evet. Üreticilerin de işine gelmiyor. Şimdi besici, ben kendim araştırdım. Yani kendim de halka örnek olayım diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada 16 sene görev yaptım dedim. 7 sene Büyükpınar köyünde görev yaptım ben. Orada köylülere dedim ki, ya siz Arakay'la Gabak'tan başka bir şey bilmiyorsunuz. Doğru. Gelin dedim şu Gazi Paşa'nın yetiştirdiği çilekle, evet, şu üzüme dedim bir bakın, erken üzüme bir bakın. Orada üzüm harika olur bir defa, yani bağlar, şunlar bunlar. Ben yaptım, benim üzüm bağım vardı şeyde ama 7 senedir bakılmıyor tabii şeyde. Ne, güzel bağ, ne bileyim, gün doğmuş yöresi zaten adı üstünde, güzel bağ. Şimdi değil bizim, mi? Evet, bizim yani insanların eski bağ da var bize, güzel ya bağ. Ya eski bağ, pardon, orayı da biliyorum ben. Evet. Daha önce ben seralara işçileri oradan getiriyordum. Yani örnek olsun diye besiciliğe falan da baktım. Ama besicilikte şu var. Besicilik yapılan yerlere baktığınız zaman, hı-hı, yem bedava. Yemi kendi üretiyor üreticinin. Orada. Nerede olursa. Nerede? Şimdi Burdur'da meşhur, Konya'da meşhur, hı-hı, besicilik. Ama orada üretiyorlar. Saman 75 kuruşa geliyor gün doğmuşa. Buğday 1 lira, hı-hı, saman 75 kuruşa geliyor gün doğmuşa. Burada, evet, besiciliği zor yaparsınız. Ama şu anda gençleri teşvik ediyoruz. İyi, hı-hı, bir şey var. Yeni nesilde, genç nesilde köy yumurtası, köy tavuğu üreticiliği. Şu anda amatör olarak gidiyor. Bayağı bir gençlik var uğraşan. Köy tavuğu? Köy tavuğu ve köy yumurtacılığı. Yumurtası. Ben belediye olarak örnek olmak istiyorum. Bunları burada söylemek çok da afaki olabilir, topik olabilir. Aynen, ama neden olsun efendim? Yani orada bir üretim, bir çiftlik kurup örnek olarak, hı hı, ve Alanya Manavgat'ta da satış bürosu, Gündoğmuş Belediyesi diye satış bürosu yapıp hayalimden, hı, geçiyor. Örnek olsun diye. İşte Mudurnu'nun eski halini biliyorsunuz. Orayı ben araştırdım. Orada bir ziraat mühendisinin Almanya'dan gelip çiftlik tavuğunu meşhur etmesiyle kalkınmış Mudurnu, kalkınmış. Bunların hepsi olabilir. Ama bizde şu anda yani müteşebbis ruhu yok. Bir de bizim zengin olan insanlarımız dönüp şeye bakmıyorlar, Gündoğmuş'a bakmıyorlar. Şimdi geçene bir örnek vereceğim. Çok konuşuyorsunuz demeyin. Benim böyle yok, şey, beni bazen yadırgıyorlar. Dert insanı konuşturuyor. Şimdi geçen de bizim, evet, kalkınma, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın daha önce Antalya, hmm, koordinatörü Alaaddin Özürek vardı. Gündoğmuşlu, evet, Güneycikli. Evet. Güneyde. Şimdi uzman orada. Güney mi, Güneycik? Güneycik. Güneycik mi? Güney, evet, ayrı. Güney Alanya'nın oldu. Öyle mi? Evet. Güneycik gün doğmuşsun hala. Şimdi, evet, onun vasıtasıyla, onun girişimleri sonucunda irtibat kurduk. 25-30 tane Arap, Suudi Arabistan'da ikamet eden ama değişik memleketlerden Arap vatandaş. Hı hı. Biz bunları, o dedi ki, getireceğiz size sadece bir kahvaltı, bir öğle yemeği istiyoruz dediler. Ne getirecek? Bu ekibi getireceğim dedi. Bunlar daha çok, içlerinde bunların gazeteci var, turizmci, hı hı, var, evet, efendim, mühendisler var. Bu kalkınma ajansı bilhassa alternatif turist, hani bu Ruslarla olan krizden sonra bölgeyi gezdiriyorlar. Eko turizm mi? Hepsi dahil. Sağlık, eko, yani 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerden 7 gün misafir etmiş bunu devlet. Gezdiriyorlar. Hı hı. İnanın oraya giderken, şimdi bizim Alaaddin Bey, Akıncı Beli dediğimiz belden Dağdere'ye doğru giderken, abi daha gelmedik mi? Abi daha uzak mı? Abi daha gelmedik mi? Alaaddin, ne oldu? Ne sıkıntın senin? Abi, bu adamlar böyle eziyete alışkın değiller. Şimdi biz bunlara yer göstereceğiz, güzel, evet, güzellik göstereceğiz derken de bunların çok canı sıkılacak falan. Tabii biz ayrı araçla geliyoruz, onlar otobüste geliyor. Bakın, mübalağa etmiyorum, Facebook'ta paylaştım. Hepsi ama 1 milyon 200 bin kişiyle paylaşmış. Araplar orada çektiklerini. Uçan Su Şelalesi'ni gördüler. Hiç mübalağa etmiyorum. Allahu Ekber. Fesubuhanallah. Maşallah. Diyorlar. Kimisi mi? De hemen atladılar böyle şeye. O, hmm, gördükleri güzellik karşısında. Ve bana ta orada adamlar, evet, dediler ki, bir ay kalabileceğimiz, barınabileceğimiz, yemek sorunumuzun olmadığı mekanlar var mı dediler. Şimdi 30'dan fazla gün doğmuşlu şey var, otelci var. Buradakilerin de kulakları çınlasın. Alanya'da da var birkaç tane. 30'dan fazla gün doğmuşlu otelci var. Alanya'da değil mi? Alanya'da da var. Yok, Alanya Manavgat karışık. Manavgat'ta vergi rekortmeni olan otelci gün doğmuşlu. Yılın adamı seçilen iş adamı gün doğmuşlu. Aykut İnşaat, evet, Aykut Beton. Ondan sonra Ramazan Taş, kulakları çınlasın. Şimdi eğer bizi seyrediyorsa şeyde, evet, televizyonda zannetmiyorum, Manavgat'ta haberi yoktur şu anda da. Ama bu adam vergi rekortmeni.
seçildi. Yani duymuşsa internet üzerinden seyrede. Yedinci oteli yapıyor. Gündoğmuş'a bir tane otel yapmış olsalar, Gündoğmuş'taki az önce sizin yayınladığınız Kemer Köprü, Ali Köprüsü, Uçan Su Şelalesi, Soğuşluğu, Cehiz Mağarası, Söbiçmen Yaylası, Eğrigöl. Bunların hepsi insanları mutlu edecek olan. Ya ben söylemiyorum bunu. UNESCO'nun 2008 raporlarında dünyanın en güzel insan mutluluğunu müspet yönde etkileyen, sağlık yönde etkileyen 100 güzel yerinden bir tanesi Alara Vadisi. Evet. Ben söylemiyorum bunu. Evet. Ha, o zaman bu güzelliklerden insanların sadece Türk milletinin, Türk turistlerin, yerli turistlerin değil, tüm dünya insanlarının faydalanması lazım. Peki başkanım, o Kemer Köprü'ye giden yol, biliyorsun o bölge bayağı bir böyle virajlı. Geçenlerde de biliyorsunuz bir Hollandalı turist orada hayatını kaybetti. Kazan, değil mi efendim? Evet. Yani oralarda bir iyileştirme çalışması var mı? Şu anda oranın haritası, yani sayısal ortama geçişi tamamlandı. Evet. Şimdi işte biz sürekli gidiyoruz. Yani demin dedim ya, ben sadece belediyenin yapması gereken hizmetleri takip etmiyorum. Evet. Devletin yapması gereken hizmetler, ama bunlar az önce kendim itiraf ettim. Ben neye bakıyorum belediye başkanı olarak? Köylerin nüfusuna bakıyorum. Tabii, doğru. Az parayla çok nüfusu nasıl tatmin edebilirim, ona bakıyorum. Devlet de ona bakıyor. Tabii. Devlet oraya bir şerit kösüyor, şerit çekiyor. Kaç tane araç geçtiğini sayıyor. Ondan sonra ona göre yol. Ama iyi ki bizim bir Mevlüt Çavuşoğlu gibi siyasetçimiz var, bakanımız var. Biz her gittiğimizde bana bir tane şey gösterdi. Danışmanlarından birisinin tüm problemlerini bununla hallet dedi. İyi ki o var. Ama biz hakikaten ciddi şekilde, Gündoğmuş yolunda şu anda 3 tane müteahhit var çalışan. Şu an için. Topraktepe ile Akıncı'nın arasında 3 tane müteahhit var çalışan. O istifa edenler hariç. Ve gerçekten şantiye gibi kaç tane makine var çalışan. İnşallah orası da 2019 yılından önce ihalesi yapılması planlanan yollar arasında. Ama zorlu bir yol. Özellikle o 5 kilometrelik bir mesafe varmış efendim, orada bayağı bir sıkıntı yaratan. Artık o yol, şimdi sadece o 5 kilometrelik mesafe çok dik. Yani eğim çok fazla. Çok büyük masraflarla yapılabilecek bir yol. Ama olsun. Ama sadece o 5 kilometrelik yol yapılsın denilemez. Ya Gündoğmuş'tan başlayacak ya Güzelbağ'dan başlayacak. 30 kilometrelik, 29 kilometrelik toplam bir yolumuz var orada. O yol yapılacak. Yapılacak inşallah. Ama sırayla işte. Tabii nedir? Canım, yani. Diken tek tek çıkar diye bize bir söz var. Ya planlamayı aldıktan sonra, program aldıktan yatırım sonra. Yatırım programında var. Sayısal ortamda haritası da yapıldı. Evet. Şu anda projesi ihale edilecek. Proje yapım işi ihale edilecek. Yani tabii ki. Yani sonuçta oranın en büyük sorunlarından, yani Gündoğmuş'un en büyük sorunlarından başında yol geliyor. Bu konuda da tabii her türlü çalışma yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Şimdi Servet Bey, şöyle bir atasözü vardır. Aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz. Muhakkak. Biz derdimizi biliyoruz. Yani problemlerimizi biliyoruz. Sorunu da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Ama çözümleri de biliyoruz. Tabii. Yalnız yetmiyor şey. Yani imkanımız yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Şimdi siyasetçinin hizmet edebilmesi için nüfus lazım, oy lazım, bürokrat lazım, siyasetçi lazım. Bunların hepsi yönünden biz kısırız. Tabii, bir de başkanım, yani burada girişimcilik de son derece önemli. Yani şimdi birçok belediye başkanı görüyoruz, pasif duruyorlar. Ama şimdi Gündoğmuş'ta birçok şeylerin yapıldığını biz biliyoruz zaten. Ama eksikler yok mu? Ya var mutlaka tabii. Var. Bakın mutlaka. Ben şunu itiraf edeyim. Bizim ya aile hayatımız, özel hayatımız kalmadı ya. Değil mi? Biz arkadaşlarla arabaya bindiğimiz zaman dolar ne oldu, mark ne oldu, çocuklar ne yapıyor, senin bir oğlan vardı okuyordu falan demiyoruz biz ya. Evet. Falan köye taş düşünecekti. Filan köyün yolu, grayder nerede, kepçe nerede? Bütün gün öyle. Oraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Efendim, eşim bıktı usandı yani, onu alıştı şimdi. Onu da başkan yardımcısı yapalım. Şöyle işte biz şu defterleri böyle koltuğumuzun altında eve götürürüz, evde bakarız. Kahvaltı yaparken ben şöyle bakarım. Ne yaptık, hangi ne muhtarla yapacağım? Ne konuşmuşuz, ne etmişiz. Değil mi? Bizim efendim, böyle yani. Bir telefonumuz varmış, arkadaşlarımız söylüyor. Bir alo diyelim, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Servet Bey, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'den. Efendim? Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'den. Merhaba Nur abi, buyur. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hele size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cep telefonundan arıyorum da yanlışlık olabilir. Neyse, faturayı biz öderiz. Bazı şey gelebilir. size, öncelikle size teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten duyarlı bir televizyoncusun. Sağ olun. Herkesin yanındasın. Hizmetleri duyuruyorsun. Bizlerin de hizmetlerini duyurdum. Size teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gündoğmuş için konuşmak istedim. Buyurun. Başkanım
başkan olduktan sonra zaten eğitimden gelmiş, elinden gelen, inanın o kadar az bir nüfusu olan bir belediyeye o kadar hizmetler getirdi ki, yani tarif edilemez. Gün doğmuşu köylükten çıkardı, şehre dönüştürdü. Her türlü devletin kurumlarının binalarını yaptırdı. Yolları, eksikleri tamamen bitirdi yani. Hakikaten süper çalışması var. Başkanımın tam sağlam yanındayım. Her zaman bir emir olursa bekliyorum. Bir hemşeri olarak da benim de dedem baba tarafı o taraftan her zaman yanındayım, destekçisiyim. Çünkü şimdiye kadar hiç yapılamayan Cumhuriyet tarihinden bu yana gün doğmuş belediye olalı bu hizmetleri görmedi. Demek ki bizim kendisi de arz ettiği gibi Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız kendisi de siyasetin içinde, birlik beraberlik içinde süper hizmetler getirdi. Saygılar sunuyorum. Çalışmaların devamını diliyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Fazla vaktinizi almayalım. Sağ olun. Başkanım tam sağlam çalışıyor. Allah razı olsun. Milletin duasını yüceltecektir. Tekrar saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Nur abi. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığınız katkıdan dolayı. Evet, tabii ki eksikler var diyoruz. Özellikle sağlık konusuna biraz daha dönmek istiyorum başkan. Herkesin büyük talebi tabii ki şehir merkezinde küçük mini bir hastane olması ve orada da 24 saat sağlık hizmetinin verilebilmesi gerekiyor. Öyle bir talep var. Yani talep olmasına da gerek yok. Lazım tabii, zaten. Tabii, yani bu konuda zaten sizler de bahsettiniz. Zaten oradaki hastaların çoğu işte Antalya'ya gidiyor, Manavgat'a gidiyor, Alanya'ya geliyorlar. Öyle değil mi? Doğru. Dolayısıyla en azından orada kendi içinizde o sıkıntıyı gidermek daha anlamlı olur diye düşünüyoruz. Peki gün doğmuş kaymakamımız Sayın Mustafa Üner Bey. Evet. Ve istişareniz nasıldır böyle bu hizmetler konusunda? Bu bilhassa bütün şehir yasasından sonra hizmet götürme birliklerinin kapanmasından sonra hizmet anlamında kaymakamlık makamıyla herhangi bir istişare ihtiyacı pek vuku bulmuyor. Evet. Ama yok hizmetleri paylaşım adına sormuştum yani. Yani genelde bizim kaymakamlık makamından biliyorum. Kaymakamlık makamının bizden talepleri olduğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Anladım. Yani birlikte hareket etme durumu söz konusu oluyor mu zaman zaman? Tabii. Köyleri gezme, söbüçümeni gezme, eksikleri görme gibi. Şöyle bir adetimiz vardı. Bu sene yapmadık. İnşallah yazın belki yaparız. Büyük köylerde, meclis toplantılarını büyük köylerde yapıyorduk. Büyük mahallelerde yapıyorduk. Meclis toplantılarında biz kaymakam beye de davet ediyorduk. Geliyor mu? Tabii. Ya vakti müsaitse geliyor. Bir frekans uyumlu mesele o. Yani kaymakam beyle belediye başkanı yani arasındaki frekans uyumlu mu diye ben asıl soru bu aslında şimdi da. Şimdi şöyle birisi yani, seçilmiş birisi atanmış bir insan frekans derken hizmet bakımından uyuyor tabii. Ama ya bizim muhakkak çünkü bazı noktalarda bölgelerde işte kaymakam ayrı telden çalar, belediye başkanı ayrı telden çalar. Ya bizim öyle hizmetle karşı karşıya geleceğimiz bir husus yok, bir nokta yok. Evet. Ama böyle sorarken yani bir şey mi var? Öyle bir duyum mu aldınız özellikle? Hayır efendim yok. Herkese sorulan bir soru. Ben hissimi içimdeki hislerimden hiç yanılmadım bugüne kadar da. O yüzden. Şimdi efendim asıl ya ben hakikaten çok seviyorum ya güzel gün doğmuşumuzu da. Allah razı olsun. Oranın tanıtımıyla ilgili tabii ki keşke şeyimiz olsa da güzel bir tanıtım filmi çeksek orada. Çünkü o kadar çok çekilecek yerler var ki bir defa ne bileyim sayayım burada Kilise Mağara, Meryem Ana Kilisesi, Uçan Susuyla Kemer Köprü, Ali Köprüsü, Susuz Ayasofya, Lahit ve mezarlıklar var bir dünya. Evet. Bunların her biri bir eser. Değil mi efendim? Tabii. Her biri tabii bir eser. Yani burada Turizm Bakanlığı'ndan veyahut da Antalya Büyükşehir'den herhangi bir destek alıp böyle güzel bir çalışma yapılamaz mı? Dünyaya açamaz mıyız yani bu eserlerimizi? Şimdi sadece adına bakın turistin artık istediği efendim işte deniz sıcak kum bilmem falan filan değil. Herhalde. Abant'ın yani
Turizme açılması bir otelle başlamış. Mesela ekoturizm olabilir. Ekoturizm, sağlık turizmi, yayla turizmi, kış turizmi. Kesinlikle. Bizde bunların olması lazım. Sağlık turizmi mutlaka olması. Onu biraz sonra açacağım zaten. Sağlık yani her şey var ya. Orada yaşamak için yok zaten. Doğru. Oranın çiçekleri zaten bir tek çiçeğe bile, bir tek oradaki yetişen bitki bile olağanüstü tanıtım vesilesidir. Yani biraz sonra arkadaşlarımız o görüntüler lütfen getirsinler ekrana. O sizin bölgede, o kayalıklarda, o dağlarda yetişen endemik bitkiler. Enteresan şeyler, bitkiler ama dünyada yok bile. Doğru. Yok. Evet. Onlar arkadaşlarımdan rica edeceğim tekrar o görüntüler, o çiçekler özellikle. Nelerin yetiştiğini söyleyeceğim ben de. Şimdi adamın birisi hacca gitmiş. Evet. Dönüşte sormuşlar kaç tavaf ettin diye. O 50 tavaf etmek çok faziletli ya, kaç tavaf ettin diye. Adam demiş, şeytan taşlamakla tavaf etmeye fırsat bulamadım demiş. Evet. Şimdi biz kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyoruz. Evet. Yani o kadar çok yapılacak işler var ki. Evet. Mesela sağlık turizmi konusunda, gerçi siz oraya geleceğim dediniz de ben sadece... Şu görüntüleri sizler de bakarsanız başkanım. Mesela ben bayılıyorum ya şu... Burası Gelesandra. Gelesandra değil mi? Yani orada ne var? İşte koyun, kuzu. Küçükbaş hayvan. Ve küçükbaş hayvanların... yetiştiği bir bölge. Boz dumanlı dağlar, mor yamaçlar. Değil mi? O tür şiir bile yazabilir insanoğlu. Evet, diğer görüntülere geçelim arkadaşlar hızlı hızlı. Şimdi bu bir lale çeşidi. Doğru. Efendim değil mi? Evet. Gün doğmuşa has bir lale. Evet. Yani Toroslara has ama Batı Toroslara has bir lale. Evet ama o bölgede çok yetişen bir bitki türü. Evet. Ve çok enteresan, güzel böyle. Evet. Yavaş yavaş mı geçiyor arkadaşlar görüntüler? Efendim? Evet, evet. Değişik türde bitkiler geliyor. Bu da farklı bir bitki. Bu şey, kardelen. Kardelen bitkisi. Evet. Orada yetişiyor bunlar. Evet. Şimdi tabii ki bu bitkilerin şu harika bir bitki yine orada yetişiyor Gündoğmuş'ta. Çiğdem değil mi? Çiğdem bitkisi. Evet. Evet. Şimdi başkanım Kuruca Yaylası'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Yani 9 ay benim bildiğim kadarıyla orada kar var. Yok, 9 ay yok. 9 ay yok mu? Yani 6 ay diyelim onu. 6 ay. Ben 3 ay indirivereyim o zaman. 6 ay olur. Burada kayak turizmi olur mu olmaz mı? Kuzey yamaçlarında olur. Olur. Gidirse Dağı'nın, bunu ben söylemiyorum, Mustafa Keçer, eski Kızılot Belediye Başkanı, Palandöken'i ben keşfettim der kendisi. Evet. Saygı duyduğum bir ağabeyimdir, meslektaşımdır. Hı. O söylemişti ve o kar kalitesi yönünden kendisinin uzman olduğunu aslında. Şimdi şeye geldik tekrar bu köprüye. Arkadaşlar bu köprüde biraz durabilir misiniz? Ya, bu çok enteresan bir köprü bu. Hatta yakınlaştırabilirler yani. Bu... Yakın zaten onu ben çektirmiştim de. Şimdi başkanım bu köprü olağanüstü bir manzaraya sahip aynı zamanda. Evet. Peki bu köprüyü değerlendirmek adına mesela işte o derneğiniz olsun, Gündoğmuş Derneği bilmiyorum şu anda ne durumda konumları da. Burada bir festival düzenlenemez mi? Burada başka bir organizasyon, turizme yönelik bir organizasyon yapılamaz mı? Mesela ne bileyim bir bisiklet turu organizasyonu veyahut da dağ bisikleti organizasyonları bu bölgede yapılamaz mı? Servet Bey yol yok. Önce ulaşım. Ya işte şunda, şu ama anda buraya ulaşım. Amaç bu görüntüyü satabilmek. Yani doğru. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim şeyim şu. Benim hedefim şu. Ha şimdi yol olursa zaten gelir adam buraya. Yol olmasa havadan gelecek hali yok yani. Tabii. Değil mi? Ama şöyle bunu gösterebilmek için. Şimdi resim bu Atlas dergisinde falan daha önce bu bazı şeyler reklamları yapılmıştı. Şimdi şu olması lazım. Orada adam diyor ben bir ay barınabileceğim bir yer var mı diyor. Yani yemek yapma zahmetim olmadı. 5 yıldızlı otele gerek yok. Yıldızsız bir otel olsun ama işte, barınabileceğim bir yer var mı? Bir otel istiyor. Bir otel. Temiz bir otel. Önce bir otel. Şimdi orada bir otel olacak. Az önce siz de saydınız. 7-8 tane nokta var. Çok önemli. Günübirlik oraya gideceksiniz. Orada insanların kahvaltı yapabileceği bir mekan olursa bu olur. Ama önce ulaşın. Buranın 5 kilometrelik bir yolu var. O yolun rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer olması lazım. Kış turizmi için Gündoğmuş olağanüstü bir merkez. Kış turizminde bizim ilk 2010'da hedeflerimizden birisi oydu. Şu anda Kuruca'da Osman Ertürk kardeşimin bir mekanı var. Orman işletmesinden kiraladı, orman müdürlüğünden kiraladı. Mera yasası karşınıza çıktı mıydı tamam her şey bitiyor. Taş taş üstüne koyamıyorsunuz.
Orada istediğimiz yerler, hatta bayağı da bir mücadele ettik. Nasıl oluyor? İşte diyor ki burayı Turizm Bakanlığı'na gidin, turizm alanı ilan ettirin. Turizm Bakanlığı'na gidiyorsunuz, MERA Komisyonu'na gidin. Hı. Önce burayı MERA olmaktan, MERA vasfını bir çıkarsınlar. Mesela şu tür bölgeler mi? Evet. Burada işte, şelale. Evet. Evet. Harika bir şelale. Bu, evet, ağaçlar kurumuş ama şimdi bu da... Yok, o şey, ağaçlar açmamış daha. Açmamış tabii. Kış dönemi. Yani, evet. Çınar ağaçları. Evet, çınar ağaçları. Bu da... Kar tünelimiz. Kar tüneli değil mi? Harika. Daha evet. Değişik resimler vardı. O içinden geçilir şekilde o karın. Evet, böyle tüneller vardı. Daha evet, önce evet. Vardı elimizdeydi onlar ama. Onları yetiştiremedi arkadaşlarımız. Evet. Şimdi... Oranın tabii ki turizme yönlendirilmesi adına çok büyük çalışmalar yapılması lazım. Tabii bak şimdi biz küçük tabii bir plan var. Gerekiyor değil mi efendim? Tabii canım, bu konuda herhangi bir komite oluşturabiliyor mu mesela? Düşündünüz mü hiç başkan? Şimdi o tanıtım dernek komitesi. Hayır, gibi. Dernek şeyinden başka, dernek çalışmasından başka herhangi bir tanıtım olmadı. Biz kendimiz bir tanıtım filmi hazırlattırıyoruz şu anda. Öyle mi? Evet, ama güzel. Daha çok turizm yerlerine, turistik bölgelerden turizm değeri taşıyan yerlerden daha ziyade tüm mahallelerimizin tanıtımına yönelik bir şey olsun dedik. Yani insanların mensubiyet fikrini kuvvetlendirsin dedik. Artı belediyemizin önüne bir gündoğmuş haritası koyacağız. Orada hem mahallelerimizin hem de bu az önce saydığımız Ali Köprüsü, Kemer Köprü, Eğri Göl, Söbiçimen Yaylası, Uçan Su Şelalesi, Su Uçluğu gibi. Şurası gördüğümüz ekranda Gigi Dağı mı? Gigi diyorlar. Şimdi böyle, dağın tamam şeyini göremedim ben. Yok. Geyik Dağı yani. Etekleri falan mı burası? Geyik Dağı etekleridir zaten. Geyik Dağı'nın şeyi bakın, çok elinde yani. Elinde ne o motor değil mi evet, o? Evet, onun motoru. Evet. Onlar karı yok. Geyik Dağı'nın etekleri olabilir. Bu şimdi değil bizim mi? Mağara hemşehrilerimizin birçoğu mağara falan değil. Bunlar karı satıyorlar pazarda. Şimdi bu karlama kesin, dedikleri işte karlama, böyle evet. Değil mi? Yazın. Doğal kar. Tabii tabii. Buradan topluyorlar, getiriyorlar. Evet. Onu aynen öyle kalıp kesiyorlar, araçlara yükletiyorlar. Evet. Pazarlara da satıyorlar. Yok kesmesi de bir dert yalnız değil mi? İşte odun oturuyor. Pratik öğrenmiş artık şeyi. İşini biliyor. Eskiden kazma kürekle mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani kazma kürekle de eskiden zaten satmıyorlardı ki. Değil mi? Satmıyorlardı. Şey, karısı, herkes yaylaya gidiyordu. Evet çok evet. Bu şimdi dünyada nadir olarak yetişen bitkiler var. Tabii ki az önce de birkaçını saydık başkanım da. Özellikle bu Geyik Dağı'nın tepesinde. Çakşır. Çakşır. Çakşır otu. Evet. Çakşır otu. Evet. Bu özellikle bu şeker hastalığına da iyi gelen bir ot değil mi? Valla çakşır otunun şeyi çok. Bin bir derde deva. Hmm. Ama hakikaten hala kullanılmıyor. Aslına bakarsanız biz onun öyle çok da tüketilmesini de istemiyoruz. Yani tüketilmesi derken neslinin kesilmesini. Evet. Çünkü onun kökü daha faydalı. Değil mi? Tabii. Çakşır kökü evet. Diyorlar ona. Evet. Çiçeği de onun her yerde bulunmuyor. Yani nadir yerlerden bir tanesi. Hmm. Hatta bizim Türkmen obası derneği vardı. O dernek her sene Tanrı Dağı var. Şimdi dünyada iki tane Tanrı Dağı var. Bir tanesi Türkiye'deki Gündoğmuş Dağı. O Tanrı Dağı'na gidip şenlik yapıyorlardı onlar. Senede bir defa kahvaltı yapıyorlardı. Benim bir defa misafirim oldular. Onların öyle bir tezleri vardı. Orta Asya'dan gelen bir kültür ve Orta Asya'da da o bizim kitabelerimizde çakşır çiçeğinin geçtiğini söylerlerdi. Söylemişler. Bir de yoğurt çiçeği var. Böyle yoğurt çiçeği olarak geçen bir çiçek türü var. Bir de kabari. Kabari. Bu gebele mi diyorlar ona? Gebele. Şu o burada da var. O kedi cırnağı dedikleri. Dikenli bir şey. Kabari mi? Kapari. Kapari. Ha. Kapari. Gebele yani. Diyorlar. Veya da evet. Diğer adıyla. Kedi cırnağı diyorlar. Gebere. Halk arasında. Gebere mi diyorlar? Büyükpınar'da kedi cırnağı diyorlar. Yani bu bitki de yani çok şimdi bak şöyle Servet Bey ya, önemli bir bitki yani. Değişik bitkiler olabilir onları yetişiyor. Yalnız ama çok miktarda şey. Yetişiyor. Şimdi mesela biz bir Gündoğmuş'ta gölet yaptık. Bin dönüm arazinin sulanmasına yönelik ve şu anda protokol aşamasına geldi. Biz o göleti Devlet Su İşleri'nden devralacağız Gündoğmuş Belediyesi olarak. Orada ben istiyorum ki o meşhur bir gölet var büyük. Sulu göleti. Evet. Onu arkadaşlar bir ekrana getirebilir mi? İlk başta koyduğunuz resimde. İlk resimde o çok güzel bir yani dünyanın en güzel manzarasına sahip. O ayrı, o Eğri Göl, o göl. Yayla da o. O yukarı Söbiçimen'deki o. Tabii o Söbiçimen'deki. O Söbiçimen'i biliyorum. Evet. Oraya ilk balığı biz saldık.
Bizimki Sunni gölet, yani Devlet Su İşleri'nin yaptığı gölet. Evet. Şimdi onun önünde... Ha, şurası işte. Burası Söbe Çimen'deki şey. Söbe Çimen'deki. Efendim? Söbe Çimen'deki. Eğrigöl. Eğrigöl burası. Söbe Çimen'de. Burada dev balıklar var şu anda. Var. Ya ilk balığı biz salmıştık burada. O saldığınız balıklar şimdi 30-40 yaşında oldu ve 30-40 kiloluk, yani dev balıklar olmuşlar orada. Değil mi? Evet. Yalnız biraz tadı çamursu gibi geldi bize. Bir ara bir tanesini getirmişlerdi de. Ya olabilir. O oradaki beslenmeden, gıdasından kaynaklanan bir hadisedir. Tabii. Yani biz zaten 30 sene geçti oraya o balığı salalı. Anladım. Şimdi sizin o bitki saydınız ya az önce, kapara falan dediniz. Evet, evet. Bakın orada bir arkadaş şu anda Abdullah Kıldan şey yapıyor. Çiftçilik yapıyor. Kurt üzümü. 5 yaşında. Kurt üzümü Türkiye'de çok fazla bilinmeyen. Sivas'tan bir akademisyen takip ediyor. Kanser hastalarının daha çok kullandığı bir gıda. Efendim onun kitabını yazabilirim ben. Onun adı Gojiberi'dir. Doğru. Efendim o adı Türkçe adı işte kurt üzümü. Kurt üzümüdür. -45 derecede ve +45 derece yetişir ve Tibet'ten gelmiştir. Çin'de ilk orasıdır. Bu bölgede de çok iyi yetişir. Şu anda bizim arkadaşlarımız Demirtaş tarafında yetiştiriyorlar. Alanya'da ilk kullanıcı da benim. Evet. Gojiberi'nin faydasını ilk gören benim. Anladım. Onu da söyleyeyim buradan. İzleyicilerime herkese tavsiye ediyorum. Ben sadece şeyini söylemek istiyorum. Yani istiyorum ki o 1000 dönümlük arazide sıradan, hani o Büyükpınar'da gabakla araka dedim ya. Evet. Alışmışlar. Dededen babadan onu görmüşler. Onu ekmeye devam ediyorlar. Yani bir yenilik olsun. Bir pazar olsun. Yani ürettiğiniz üründe pazar problemi yaşamazsanız zevk alırsınız. Paraya dönüştürebilirseniz, ekonomiye kazandırabilirseniz zevk alırsınız. Orada işte bu mesela lavanta, Kaymakam Bey gitti Isparta'da lavantayı inceledi geldi. Evet. Lavanta gibi, ne bileyim gojiberi gibi veyahut da bir de şey varmış, mavi yemiş. Mavi evet, yemiş. Evet. Bilhassa İngiltere'de yetişiyormuş galiba. Evet. Ya bunlar asrın bitkisi gibi olan şeylerden. Orada bir yenilik yapmak istiyoruz. Yalnız bizim sıkıntımız, yani birçok köyümüzde, şimdi arkadaşlar diyorlar mesela işçi hani hep merkezden alınıyor falan. Bizim birçok köyümüzde 18 yaşın altında insan yok. Yani kaç nüfus var? Hepsi seçmen. Yani düşünebiliyor musunuz? 7600 seçmenimiz var, 6500. Pardon, 7600 nüfusumuz var, 6500 seçmenimiz var. Evet, çok enteresan. Efendim bir telefonunuz var mı? Bakalım kimmiş telefonun ucundaki kişi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyorum? İsim Ahmet Kaplan. Kim? Alanya'da oturuyorum. Gün doğmuş Köprülü'den. Hamit Kaplan. Evet. Ahmet. Buyurun Hamit Bey. Ahmet. Ya şimdi Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 15 yıllık belediye olmuştuk biz de. Evet. Ben de öncümendim. Bizim yapmadığımız hizmetleri Sayın Başkanım yaptı. Ona çok çok teşekkür ediyorum. O da güzel. Evet. Başka neler var sizin şu anda? Başka yapacakları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları ve yapacaklarından çok memnunuz. Evet. Bizim 15 yıldır yapamadığımızı Sayın Başkanım yaptı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Amacımız bu akşam hem başkanımızın böyle güler yüzünü hem sizlerle göstermek hem de güzel gün doğmuşumuzu tanıtmak istiyoruz bu vesileyle. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum sizlere de. Sağ olun. Evet Ahmet Bey de teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Şimdi efendim orada az önce de programın girişinde de belirttik ya, çok tarihi eserler var. Ama bir de define avcıları var. Maalesef. İşte Güzel Bağ'ın bu tarihi eserlerinin yok etmemek gerekiyor Sayın Başkanım. Gün doğmuş. Özür dilerim, gün doğmuşun. Ya nedense gün doğmuş Güzel Bağ hep böyle G'lerle başladığı için. Yani Güzel Bağ Alanya'ya aldığınızda aklınızdan çıkmıyor mu? Ya sormayın. bu anlamda yani ne gibi bir mücadele yürütülüyor gerek kaymakamlık gerek belediye olarak? Ya sağ olsun jandarma o konuda çok başarılı ama gün doğmuşta hakikaten aslında... Ya jandarmanın başarılı olması yetmiyor. İnsanlar evet, o konuda evet, o kadar şeylere, zahmetlere katlanıyorlar ki. Şimdi yol yapma çalışmaları sırasında bile orada define avcılığı yapıldığı söylentisi oluyor.
Ama devletin el atması lazım. Tabii devlet de kademe kademe el atacak. En zengin yerden belki. Mesela biz Gelesandra diyoruz. Gelesandra. Gelesandra aslında Aleksandr'dan geliyor. Aleksandr. Aleksandr'dan geliyor tabii. Nasıl, biraz açar mısınız? Yani o şehrin asıl adı Aleksandr. Gelesandra bizim Türkçe'ye geçiş şekli. Asıl ismi Aleksandr. Ben çocukluğumda Seyircek Yaylası'nda dev arslan heykellerini görmüştüm. Ama şimdi oradaki define avcıları... Ne oldu aslanla? Yani orada bir medeniyet yaşamış, bir kültür kesinlikle yaşamış. Tabii. Ama korunmadığı için define avcıları ellerine balyozları alıyor. Kırıyor. Bunun içinde mutlaka altın vardır diye kırıyor onu. Aslanın içinde. Tabii canım. Daha sonra ben gittiğimde onları bulamadım, o aslan heykellerini bulamadım. Çocukluğumda gitmiştim o zaman. Sonra bu işlere biraz daha merak sarıp yani buranın Aleksandr Gelesandra'da gerçekten bölgesinde bir medeniyet yaşamış, bir kültür yaşamış. Geçen Bedan'a gittim. Tarihçesi hakkında bir çalışma yapıldı mı başkan? Hiç zannetmiyorum. Şu anda sadece Turizm İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir envanter çalışması var. Orada Gündoğmuş ayrılan bölümde orayı okudum. Yani çok basit, herkesin bildiği günübirlik öyle dilden konuşulanlardan derlenmiş bir şey. Envanter çalışması gibi görünüyor. Evet. Ama ben burada müze müdürlüğüne de yazdım. Hala görev yapıyor mu bilmiyorum. Seher Hanım'la bizzat da görüşmüştük. Burada evet. Öğretmenlik zamanımızdan da tanışıyoruz kendisiyle. Evet. Karayin diye bize bir yer var. Karayin'de tahmin ediyorum, ben istiyorum ki hani bu şimdi turistler oraya geldiği zaman onlara gösterecek, gezdirecek yer, mekan bakımında. Orada elle yontulduğu, elle oyulduğu belli olan mağaralar var, delikler var, taş kovukları var. Aynen Kapadokya'da olduğu gibi. Yumuşak kaya, bekmez toprağı dediğimiz şey. Evet. Oralardan. Şimdi o tür yerler maalesef envanteri yapılmamış, çalışması yapılmamış. Daha toprağın altında ne var bildiğimiz yok. Vahşice. Define avcıları tarafından, ama buna... Böyle jandarma gerekli hassasiyeti gösteriyor, muhtarlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bir taraftan da bu işin pazarlamasını yapan maalesef korsanlar da var. Onlarla da o bizim şey var, o kadar çok tahrip edilmiş ki Gedefi İni dediğimiz, kilise dediniz ya siz. Evet. O Gedefi İni çok muazzam, mükemmel bir yer. Tahsisini istedik biz oranın Orman Bölge Müdürlüğü'nden, tahsisini istedik. Turizme kazandırmak için ya da korumak amaçlı. Adam oraya helikopterle veyahut da ne bileyim şeyle geliyor, değişik araçlarla geliyor, gece kazı yapıyor, elektrik jeneratör kuruyor ve oradaki kayalardaki heykelleri kesip götürüyor. Allah aşkına. Ama orası yani araçla da ulaşım yok zaten. Bir anda böyle jandarmanın müdahale edebileceği bir yer. Helikopterle mi geliyorlar? Yani Karadere muhtarı bazı şeyler, hepsini paylaşmayayım burada, bazı şeyler söylemişti bana. Orada ama jandarma hakikaten o konuda duyardı. Fakat ne kadar yetişebiliyor, ne kadar yetebiliyor onu bilemiyoruz. O bizim boyutumuzu aşıyor. Yani nasıl korunması için ne yap? Çok geniş bir coğrafya. Ve çok büyük medeniyetleri yaşamış. Şimdi siz şunu daha iyi bilirsiniz. Bir zaman bir akademisyen gelmişti. Ben Büyükpınar Köyü'nde görev yaparken orada Asar dedikleri bir yer var ki Hisar kelimesinden geliyor muhtemelen. Asar'a Gündoğmuş. Hayır, burada Büyükpınar Köyü'nde. Bir akademisyen geldi. Şunu söylüyordu o. Yani Akdeniz Alanya'dan, limandan Konya'ya kadar. Bu ta şeylerden beri, Bizans Romalılardan beri gelen her tepenin başında askeri birliklerin olması ve haberleşmenin Konya'ya kadar anında bir saat içerisinde gitmesi gibi. O tepelerin her birinin başında askeri birliklerin yerleşim alanı olduğu belli olan kalıntılar var. Onlardan olan kalıntılar var. Bunları tamamen bu tepelerin hepsinin başı şey, kalıntı dolu. Bunların kontrolünü yapmak, işte efendim define avcılarından korumak çok sıkıntılı bir hadise. Jandarma ne kadar yetebiliyor bilmiyorum ama bizim de ya şöyle yapsak burada... Ya ben çok tarihi eserin kaçırıldığını duydum. Bu konuda onun için bu soruyu sormuştum. Ya hala da öyle. Ya bizim boyutumuz aşıyor. Yani belediye başkanı ama olarak. Ama bu devlet meselesi. Yani sadece belediyenin veya kaymakamlığın veya oradaki bulunan 10 tane jandarmanın konusu değil ki bu. Bu ülke meselesi. Öyle. Ama tarih eserlerimiz ya Alanya gibi bir yerde kayboluyor. Jülide Akçan'ın orada yol çalışması yaparken hamam çıktı. Ya biliyorum. Evet. Ben o zaman şeyde Sugözü Cemal Coşkun'daydım. Evet. Hamam çıktı. Nereden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Anadolu'nun her tarafı öyle ama eskiden hani dediniz ya oralar çok güzel falan dediniz. Eskiden biliyorsunuz Alanya'da Manavgat'taki insanlar ağaların Malango ayağında yeri varmış. Var. Evet. Yaz geldi miydi burada hayat duruyordu. Herkes yaylalara çekiliyordu. Doğru. Ben ne dedim? 54 yayladan 30 tanesi neredeyse Alanya'na. Doğru.
Efendim bir telefonumuz daha var. Onu alalım isterseniz. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Sesiniz biraz zayıf geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Kiminle görüşüyoruz? İsim vermek istemiyorum. Köprü'den arıyorum. Neden? Sayın Başkanıma soruyorum. 15 yıldır bizim orası belediyeydi. 15 yıl içerisinde orada bir sağlık ocağı vardı. Şu an hiçbir yani orada bir yılan soksa, hiçbir şey soksa, hiçbir doktor yok, hiçbir şey yok. 15 yıllık hizmetten bahsediyordu. Az önceki bir arkadaşım aradı. Ama bu başkanımız bu köprülü için ne düşünüyor? Bu sağlık kurulu için yani. Sağlık konusunda yollar yapıldı diyorlar. Doktor olarak göndermeye düşünüyorum. Dönmüşüm batı tarafının girişi rezalet biçimde. Bu da açıklama istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben son soruyu anladım. Köprülü ile ilgili mi? Son soruyu anlamadım. Neydi son ya soru? Ya benim canımın sıkıntısı ne biliyor musun başkan? Sanki mal kaçırıyoruz. Ya kardeşim kapatma. Hem sorununu anlatmaya çalışıyorsun, her şeyi söyle, bir adını söylemiyorsun ya. Ya nasıl bir iş? Şimdi sağlık ocağı konusunda ya. Vatandaş ne dese haklı. Evet orada 400 nüfuslu olsa, köprüde. 400 nüfuslu olsa, 4000 nüfuslu olsa köprüde sağlık ocağının kapanması bir zulüm. Onda haklı, herkes haklı. Ha biz de elimizden gelen açılması için her platformda bunu söylüyoruz. Gücümüz yeter yetmez onu bilemem. Ama orada sağlık ocağının olması lazım. Bir doktorun, bir ebenin, bir hemşirenin orada mutlaka olması lazım. Bir ambulansın mutlaka olması lazım. Nüfus 40 olmuş, 400 olmuş, 4000 olmuş önemli değil. İnsan sağlığı önemlidir. İnsana yapılan yatırım önemlidir. Onda kim ne söylerse haklıdır. Kim nasıl sitem ederse haklıdır. Ancak köprüye yapılan hizmetler konusunda kimse şunu iddia edemez. Ben geçen gün köprüye vardık, ziyaret ettik Sayın Süleyman Yılmaz'la beraber meclis üyemiz. Arkadaşlara ben şunu söyledim. Değerli arkadaşlar, yani mahalle halkına, değerli arkadaşlar, şu terazi, terazinin bir kefesine 15 senede yapılanları koyun. Bir tarafına da bir kefesine de 2 senede yapılanları koyun. Hı hı. Ve vicdanınıza sorun. Yani ne az önce yapıyorsun? Zaten Ahmet Bey'di galiba. Ahmet evet, Kaplan kardeşimiz söylediler. Yani şimdi ama bu şimdi tabii onu söyle şeyin o isim vermeyen vatandaşımızın tersini sağlık ocağında söylediğin sitemine katılıyorum, haklı. Öyle mi? Evet. Ben evet. De orada sağlık ocağı olmasını istiyorum, açılmasını istiyorum. Şu anda bir ebe bir hemşire var. Ama bir doktorun bir sağlık memurunun mutlaka olması lazım. Mazeret, nüfusumuz şöyleymiş böyleymiş, hiçbir mazeret kabul edilir. Açılması lazım. Elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin bir tane doktor şeyi var, kadrosu var. Ben o doktor kadrosunu şu anda o konuda herhangi bir alım yapamıyoruz. Alım yaptığımız anda direkt Ankara'dan, hedefim o. Yani direkt Ankara'dan talep edeceğim. Eğer belediyeden bana bir doktor gelirse ama o doktor reçete yazamıyor mesela. Belediyenin doktoru reçete yazamıyor. O doktoru orada görevlendireceğim. Ama durmuyor adam. Onun orada duracak şekilde tatmin etmek lazım. Paramı vereceğiz. Adama mevki, makam mı vereceğiz? Ne vereceksek vereceğiz. Durmak lazım, tutmak lazım. Tabii doğru. Bu, ya bu da bir ayrı bir sorun. Yani buradan işte ismini vermek istemeyen arkadaşımıza veya izleyicimize buradan duyurmak isteriz. Şimdi burada bir kötü niyet yok, siyaset yok, şu yok, bu yok. Tabii ki konu sağlık olunca bütün sular duruluyor. En azından akan sular duruyor. Dolayısıyla da yani burada bir art niyet yok. Sonuçta yapılacak tabii olan bir şey. O ismini vermek istemeyen izleyicimiz de haklı. Fark etmez. Başkanımız da zaten bunu söylüyor. Hizmet noktasında bir sistemi varsa haksız. Anladım. Sağlık noktasında, sağlık ocağı, doktor noktasında haklı. Evet. Yani efendim bölgemizin sağlık konusundaki bütün çalışmalar hakkında sizden bilgi aldık. Eğitim konusunda, eğitim düzeyi nedir efendim şeyin Gündoğmuş'un? Nüfusuna göre bakın şu anda yüzde kaç mesela eğitim durumu? Okuma oranında, okuma oranında yazma veya %98. %2'si de zaten şey, yani %100 sayılır, %2'si özürlü vatandaşlar. Evet. Yani Gündoğmuş'un hani bir şey meşhurdur, o eşeğin üstünde dilekçe yazar diye bir şey var, bir söz vardır. Nasıl yani o doğrudur, bizde okur yazar. Şöyle bir şey var, ana anlatırlar. Tarık K mıydı, Tarık Ziya K mıydı, bir profesör var, ismi hatırıma gelmedi. Evet. Hukuk profesörü, anayasa profesörü. Hı hı. Bunu Necat Eren hocam anlatmıştı. Gündoğmuş'ta orman kanunlarıyla ilgili staj yapmaya gelmiş hukuk fakültesini bitirdikten sonra. O zaman bizim ilk kahvelerimiz ve aynı zamanda otel, Bakkal Osman'ın kahvesi. Oraya gelmiş, takım elbiseli, genç, yakışıklı bir delikanlı.
O köşe başında bir yer vardı, orası mı diyorsun? Doğru, bankanın yanında. Bankanın yanında, evet doğru. Oraya gelmiş, elinde James Bond çanta falan. Evet. Tabii orada çarıklı sarıklı ekabir takımı o kahvede. Hı-hı. Eskiden sandalye masa falan da olmazdı. Kenarlarında böyle oturaklar şeyler, evet, divanlar. Orada evlat sen kimsin? İşte ben falanım. Hayır mı, nereden geliyorsun? Ben hukuk fakültesini bitirdim. Buraya geldim. Tabii çocuk da böyle o okumuşluğun, tahsilin verdiği hevesle bunu anlatıyor. Hı-hı. Niye geldin? Orman kanunlarıyla ilgili staj yapmaya geldim. Ha tamam, hemen oradan soruyorlar. Bizim eskiden orada çok meşhur Tevlek, Softoğlu, İbrahimoğlu gibi bazı böyle şeylerimiz vardı. Çok güzel konuşan, çok güzel lügat parçalayan büyüklerimiz vardı. Lakabı mı böyle? Tabii lakapları böyle. Evet. Şimdi onlar işte diyorlar, evlat sana bir soru soracağım. Evet. İşte diyor ki ormanda şöyle şöyle bir hadise oldu. Bu mahkemeye intikal etti. Bu adamın cezası ne olur? Tabii hani bunlar zaten işte böyle köylü, sarıklı, çarıklı adamlar neyden anlayacaklar der gibi hemen bir cevap veriyor. Yok öyle değil. Orman kanunun bilmem kaçıncı maddesinin kaçıncı fıkrasına göre onun cezası şu olması lazım. Birisi bir soru soruyor öyle falan. Şimdi çocuk şaşırıp kalıyor yeni mezun. Bu daha sonra hukuk fakültesinde ama o Bakkal Osman'ın oğlu da hukuk fakültesinin ilk günde olmuşta bitiren, hukuk bitiren ilk insan. Şu anda Tekirdağ'da ikamet ediyor kendisi, hakim. O hukuk öğrencisi olarak İstanbul Hukuk'ta hukuka öğrenci olarak vardığında o zaman staj yapan delikanlı orada öğretim üyesi olarak, profesör olarak görev yapıyor. Bu hatırasını anlatmış. Hemen el kaldırmış. Demiş ki hocam ben demiş o Bakkal Osman'ın oğluyum demiş. Aa, gördünüz mü bir demiş bak işte demiş o zaman bunlar diplomasız avukattı. Şimdi demiş, diplomalı avukatlar gelir şimdi evet, falan. Evet. Bizde yani o okuma şeyde problem yok. Ben evet, çok basit bir şeyimi söyleyeyim size. Kulaklar çınlasın. Alanya kaymakamlarından birisi bize vekil kaymakam olarak gelmişti. Bu işte vakıftan, Sosyal Yardımcılık Dayanışma Vakfı'ndan burs evet, verelim falan diye bir anlayış. Bir müracaat aldık orada. 98 kişi müracaat etti. Fakültede okuyup da bizden burs isteyen. 98 kişi müracaat etti. Öğrenci sayısına baktığınız zaman, bak bu Gündoğmuş'un dışında ikamet edenler değil. Sadece Gündoğmuş'un içinde ikamet eden insanların içerisinde 98 tane fakültede öğrencisi olmak, 7600 nüfusu olan, 1000 toplam öğrencisi olan öyle mi? Bir evet, ilçe için bence azımsanacak bir rakam değil. Evet, evet. Nüfus oranına göre yüksek tahsilde en fazla olan ilçelerden bir tanesi. Evet, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olarak da tabii ki... Yok, biz Alaaddin Keykubat'ı istiyoruz Akdeniz'deyi. Öyle mi? Alaaddin Keykubat'a mı bağlı olarak şey yapıyorsunuz? Biz öyle, Mesleki Yüksek Okulu'nu öyle istiyoruz. Neden? Ecem Akdeniz Üniversitesi 150 kilometre, Alaaddin Keykubat 70 kilometre. Ha, ondan... Hem Alanya'yı seviyoruz. Alanya'dan ayrıyız diyorsunuz ama. Yok ayrı değil, ayrıyız yani şey olarak ayrıyız. Nedir o? İdari yapı olarak ayrıyız. Evet. Alanya'da bir ilçe, biz de bir ilçeyiz. Ama evet, akrabayız, tarihi komşuyuz, bağlarımız var, komşuyuz, evet, yaylalarımız ortak. Evet. Bakanımız ortak. Evet. Peki efendim bir soluklanalım isterseniz şöyle bir su içelim. Siz bilirsiniz sohbet çok güzel. Kendimi öyle televizyon mi? Programında gibi hissetmedim. Yok bundan sonra zaten sizi programcı olarak alacağız. Evet bir çay molası verelim efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim. GoCity'nin sunduğu sentez programı devam edecek. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak. ATV WhatsApp Haber 24 saat hizmetinizde. Dünyanın her yerinden yayınlanmasını istediğiniz tüm şikayetlerinizi, soru ve görüşlerinizi video ve yazılı olarak bize gönderebilirsiniz. ATV WhatsApp iletişim 0532 271 7005. ATV Haber'le paylaşın, habersiz kalmayın. Mükemmelliğin tutkusu, yaşamın düşle buluştuğu bir dünya. Gold City Tourism Kompleksi. Kendinizi evinizde gibi rahat ve mutlu hissetmeniz için Gold City Tourism Kompleksi'nde yapacağınız etkinliklerle organizasyonlarınızı taçlandırın. Düğün, nişan, davet, kokteyl gibi özel günlerinizi 1200 kişilik salonumuzda
benzersiz hizmetlerle unutulmaz kılabilirsiniz. Hafta sonu güzel bir brunchla güne başlayıp fitness salonumuzdan faydalanabilir, hamam ve spa merkezlerimizde yorgunluğunuzu atarken otelimizde de konaklayabilirsiniz. A la carte restoranımızdaysa birçok ülke mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz. Sevdiklerinizle unutamayacağınız bir hafta sonu için sizleri Gold City'ye bekliyoruz. Detaylı bilgi ve rezervasyonlarınız için telefon numaramız 510-02-00. Lezzetin adresi May Balıkçım, 2008 yılından bu yana deneyimli ve güler yüzlü personeliyle her gün Türk Sanat Müziği eşliğinde sizlere balık yeme keyfini yaşatıyor. Tüm ünlülere ve ailelere servis hizmeti veren May Balıkçım, her gün günlük taze deniz ürünlerini büyük bir keyif ve iştahla yemenizi sağlıyor. May Balıkçım adres, Ucuz Halk Pazarı, Balıkale girişinde. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 522-0273. May Balıkçım, Alanya. Alanya'nın deniz balıklarını bulabileceğiniz tek adres Alanya Sınırlı Sorumlu Balıkçılar Kooperatifi. Günlük taze deniz balıklarını en uygun fiyatlarla sizlerin damak tadına sunan Balıkçılar Kooperatifi satış noktası Alanya Balıkale'nde. Her gün taze kalamar, karides ve tüm deniz ürünleriyle otel ve restoranlara da toptan ve perakende olarak hizmet veriyoruz. Sadece kooperatif üyelerinin balıklarının satıldığı Alanya Balıkçılar Kooperatifi Alanya Balıkale girişinde. Siparişleriniz için 522-2256. 80 yıldan bugüne Alanya'da ayakkabının değişmeyen adresi Kasapoğlu Kundura. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla Alanya'da öncü firma Kasapoğlu Kundura, dünya markalarını tüketiciyle buluşturuyor. Bay bayan çocuk için her zevke ve giyim tarzına uygun yazlık ve kışlık yüzlerce ayakkabı çeşitleri, çanta cüzdan kemerde de oldukça geniş ürün yelpazesi. Kaliteyi ucuza almak istiyorsanız markaların birleşim noktası Kasapoğlu Kundura'da buluşalım. Kasapoğlu Kundura adres 25 metreli yol üzeri Şekerhane Mahallesi, Şevket Dokuz Caddesi, No 29 Taksim C. Telefon 0242 519 42 92. Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. Mertler Elektrik, 25 metrelik yol üzeri Hancı Pastanesi yanında. Telefon 511-22-19. Sevdiklerinize hangi çiçeği alacağınıza Alanya'nın çiçek bahçesi Başak Çiçekçilik'te karar verin. Başak Çiçekçilik, 25 metrelik yol Hancı Pastanesi yanında. Telefon 519-41-64. Gold City'nin sunduğu sentez programı devam ediyor. Evet, sevgili seyirciler, bu akşam sentez programımızda konuğumuz Gündoğmuş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özeren Bey'le birlikteyiz. Tabii ki Sayın Başkanımızla Gündoğmuş beldemizin güzelliklerini, tarihini, ilçemizin daha doğrusu efendim bütün her şeyini turizme nasıl kazandırabiliriz? Onları konuşuyoruz. Tabii ki oradaki olumlu olumsuz şeyleri de ekrana getiriyoruz ve dillendiriyoruz. Bu arada bizleri Köprülü'de izleyen, daha doğrusu Ali Çelik ismindeki arkadaşımızın bakkal dükkanında Köprülü halkı bir araya gelmişler. İnternet üzerinden bizleri izliyorlarmış. Kendilerine buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eğer bir soruları olursa da yine bekliyoruz Sayın Başkan'a sormaları adına. Tabii ki her şey Gündoğmuş için diyoruz. Az önce de programda da belirttiğim gibi başında, gerçekten ben Gündoğmuş'u çok seviyorum. İnsanlarını da çok seviyorum. Ora bir dünyanın en güzel köşelerinden birisi olduğunu iddia ediyoruz. Oradaki güzellikleri de tüm insanlarımızla bizi
izleyen, sinyalimizin gittiği yere kadar bizleri izleyen insanlarımıza da iletmek istiyoruz. Bu da bizim bir vazifemiz olarak görüyoruz ayrıca bir basın kuruluşu olarak. Efendim, şimdi tabii ki Gündoğmuş'un güzelliklerini bahsederken o dağlarda, tepelerde, o kırlarda çok güzel bir bal üretimi de yapılıyor. Yani tarımsal olarak da çok güçlü bir yöre Gündoğmuş. O konuyla ilgili Sayın Başkanım'ın görüşlerini almak istiyorum. Yani arıcılık ne vaziyette, hangi safhada, geçmişe göre rekolteye ne kadar bir artış gösterdi Sayın Başkan? Şimdi tabii arıcılıkta bizim dağlarımızın kapasitesi belli. Çocukluğumuzda babam kendim doğduğumdan beri arılarımız oldu, kumanlarımız oldu. Hı. Bal üretimi yaptık. Daha kimse profesyonel olarak balcılık yapmazken, arıcılık yapmazken babam uğraşıyordu. Dükkanımız vardı. Hı. Alışveriş yaptığı toptancılara bal satardı. Ama şeker ne, pekmez ne kimse bilmezdi. Evet. Dolayısıyla tamamen natürel olarak, doğal olarak yetiştirilirdi, hı hı, üretilirdi o dağlarda. Bazı seneler olmazdı. Olduğu zaman iyi olurdu. Hı hı. Tabii zamanla bal değerlenip Gündoğmuş'un balının kalitesi anlaşıldıktan sonra daha çok bal üretme hırsından dolayı insanlar yani şekerle karıştırmaya başladı. Yani şekerle karıştırmak ayrı bir şey. Öyle değil de yani daha çok şeker kullanmaya başladılar şeyden. Rekolte arttı. Yalnız yaklaşık olarak bal üreticileri birliğini kurduk biz Gündoğmuş'ta. Ben şube müdürü olarak geldiğim zaman ilçe milli eğitime o zaman temellerini atmıştık. Ve ilk 128 üyemiz vardı. Kurduğumuz zaman 128 üyemiz vardı. Şimdi şu anda son durumu bilmiyorum. İnsanlar bir araya gelip ha biz bala marka aldık. Ödül de almışsınız bu arada. Evet. Bir ödül var. Var. Ödül de aldık. Çünkü gerçekten dünya çok özel bir bal türü var yani orada. Yani aslında bizim balımız, hani Anzer balı falan diyorlar ya, evet, bizim balımız hakikaten o Toroslardaki endemik bitkilerden dolayı, o Torosların bitki floryanın çeşitliliğinden dolayı hakikaten değeri ölçülemez bir bal. Ama insanlar balın pazarlamasında problem yaşamadıkları için birlik çok fazla canlı tutulamadı. Herkes ürettiği balı, şimdi babamın belli bir kapasitesi var. 60-70 tane kumanı var. Belli bir kapasitesi var. Her sene balı aldıktan sonra arar. Sürekli bal verdiği müşterilerini arar. Sana ne kadar bal vereceğim? Sana ne kadar bal lazım? Kaç çıta, kaç kilo? Şu kadar. Bu şekilde üretici balını tükettiği için öyle bir birliğe, markaya ihtiyaç hissetmiyor. Her şeye rağmen biz yine de bal paketleme tesisini kurduk. Sağ olsun devletimiz yani o konuda bilhassa özel idare zamanında yapılmıştı. Bizim ya belediyenin bir alakası yok. Bal paketleme tesisleri yapıldı, marka alındı, Gündoğmuş balı diye marka alındı, tescillendi. Evet. Fakat hala daha o markayla insanların ticaret yapması veyahut da ballarını pazarlamaları çok fazla cazip olmadı. Neden? Pazarlama problemi çekmiyorlar. Allah. Benim burada şöyle bir şey var, dikkat etmeleri lazım. Yani insanların bal alırken tanımadıkları insandan bal almamaları lazım. Biz Nuray Hanım'la, Nuray Yılmaz'la o Gezelim Görelim programını orada yaptık bir, balımızı da bir tanıttık. İnanın Gündoğmuş'ta 2 sene, 3 sene köşede bucakta kalan ballar dahi satıldı. Ve maalesef bazı hırslı, tamahkar insanlar İran'dan gelen balı, Konya'dan gelen balı Gündoğmuş balı diye sattılar. O da oldu. Halbuki bakın orada Geyik Dağı'nda 2890 metre. Evet. Tekrar ediyorum buradan sevgili seyirciler. Geyik Dağı 2890 metre yükseklikte ve o dağın eteklerinde üretilen ballardan bahsediyoruz. En az 8-9 çeşit kekik var. Bu çalba dediğiniz, babam bunu çok iyi biliyor. Ben ondan tespit ederdim. Kendim de amatör bir arıcıyım. O çiçeklerin her birisinin resmini çekerdim. Hatta kurusunu duvara asardım. Bir sürü kekik çeşidi var değil mi? 9 çeşit kekik çeşidi var bizim orada. Değil mi? Bunlardan gıdalanarak alınan, bak şeker, hani şeker karışma falan dedik ya, şeker verme başkadır kumana, şeker karıştırma başkadır. O sunni bala girer. Bu, şimdi, o dağın adına ayrıca halk arasında Gigi Dağı. Gigi Dağı, evet. Geyik Dağı, Gigi Dağı. Gigi Dağı. Gigi Dağı geçiyor evet, değil mi efendim? Ben balla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun efendim. Bakın şimdi mesela şekeri yanlış anlıyor. Bir balın donmasına, evet, bir de
kovana şeker verilmesini yanlış algılıyor insanlar. Doğru. Şimdi bir arada bal yapacak güçte olan yaklaşık 20 binden fazla nüfusu olan bir kolonide koloninin günlük 650 gram bala ihtiyacı vardır. Karnını doyuracak. Siz çok abartmadan günlük yarım litre, 1 litre 750 gram şurup verdiğiniz zaman balın yemesinden, şurubun yemesi daha kolay olduğu için bala dokunmaz, onunla karnını doyurur. Kırlara gider, yayılır, gelir, balı peteğe yansıtır. Poleni ne yapar? Poleni zaten yavruyu besler, o ayrı bir şey. Polen ilkbaharda olur daha çok, o bal mevsiminde çok aşırı polen olmaz. Evet. Ya balın o baharın olgunlaştığı zaman, yazın çiçeğin olgunlaştığı zaman çok aşırı polen olmaz. Polen acı baharda, ilkbaharda gelir geçer, yavruyu besler onunla. Tamamen çiçek tozu. Ama bu dediğime dikkat edin. Polen, yani şeker vermeyle... Polen üretimi yapılmıyor mu? Ya gün doğmuşta çok fazla polen üretimi yapılmaz. Hmm. Çünkü o arının hani polen tuzakları var. Biliyorum. Şimdi bu şeydeki sahildeki ben... Burada da arılarım vardı benim. Hmm. Aynı zamanda biliyorum yani. O arı tuzaklarında yaylada çok polen zayıf olduğu için çiçek tozu polen zayıf olduğu için tuzaktan geçebiliyorlar. Burada o ayakların üzerindeki polen torbacıkları güçlü güçlü olduğu için takılıyor, düşüyor tuzağa. Evet, burada toplaması daha kolay oluyor. O sahilde daha iyi yapılıyor, yaylada daha az yapılıyor. Şimdi efendim konuyu açtı da... Ama şunu anlatabildim mi? Bakın tabii. Şeker vermek, yani kovana şeker vermek balı şeker balı yapmaz. Balı karıştırmak, şekerle karıştırmak ayrı bir hadisedir. Bir de balın donması. Bu mutlaka donmayan bir bal zaten. Fark etmez. Kır balı donar. Hayır, sizin yörenin o Geydağ'ın balı. Geydağ'ın balının donmamasının sebebi orada katran ve ledin ağaçlarında olan bal sıra dediğimiz, basara dediğimiz maddeden dolayıdır. Anladım. O donmaz. Ondan dolayı donmaz. Evet. Başkanım, bu polenle ilgili benim bir küçük bir anım var. Onu paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Açıkça söylemem gerekirse ben yıllar önce polenin ne olduğunu bilmiyordum. Veyahut da polenin nasıl oluşabildiğini bilmiyordum. Evet. Anamur'a gittim bir gün. Anamur'da bir arı, işte bal üreticisi beni götürdü. Ve ben orada bir mini belgesel çektim. Yani işte arının çiçeğe konması, poleni alması, havada uçması, ayağında yuvarlaması, küçük küçük kibrit başı gibi. Onu gelip kovanda o tuzak noktasından içeri girip bırakması. Şimdi bunu ben çok güzel bir şekilde çekmiştim bu filmi. Ve polenin daha sonra tabii ki o tuzaktan çıkartıyor arıcı. Kurutuyor, tülbenti serip kurutuyor. Polen böyle oluşuyor ve rengarenk. Her çeşit var zaten. Karışıklık da yok, hiçbir şey yoktu. Ben gerçek poleni orada yani nasıl oluştuğunu çekmiştim ve yayınlamıştım televizyonda o tarihte. Ve çok da hoşuma gitmişti. Yani bilmediğim bir şeyi ortaya çıkarmıştım ben de. Yaptığınız öyle amatör bir çalışma değil, bilimsel bir çalışma. Bilimsel bir çalışma. Yani belki şu anda 100 tane insanı dizsek şuraya polen nasıl olur desek bilmez. Bilmez. Bilir mi? Bilemez. Evet. Yabancı bir kelime gibi gelir ona. Evet, doğru. İnsana. Ama tabii bilen bilir. Biz ona sekil diyorduk eskiden. Efendim? Polen kelimesini kitaplardan okumadan önce sekil. Değil mi? Şimdi tabii ki arıcılık çok bir sanat, sanatçılık gerektiren bir meslek dalı aynı zamanda. Ya, hile karıştırırsan o esere, o eseri kimse değerlendirmez, itibar etmez. Tabii. Dolayısıyla önemli. Şimdi efendim bir başka konuya geleceğim. Yani gün doğmuşla ilgili sayamadığımız bir sürü şeyler var. Mesela orada bir ipar taşı olayı var. Evet. İpar taşı. Yani ipar çiçeği. İpar çiçeğinden oluyor. Bu yaylalık bölgesinde yani genellikle olan bir şeymiş. Şimdi ipar çiçeği iki yerde var. Birisi Iparlı Dağı dediğimiz. Çaşır'ın dayandığı eteklerinde Çaşır Yaylası'nın olduğu Doğuş Merkez Yaylası. Bir de Geyik Dağı. Bir de Geyik Dağı'nda. Bu Batı Torosları da sadece bu iki noktada. Evet. İpar çiçeği. Evet. Bu İpar çiçeğinin de şöyle bir özelliği varmış. Orta Asya'daki Türkler güzel koksun diye öldükleri zaman yanına, cenazenin yanına defnederken ipar çiçeği bırakırlar. Çok nefis bir kokusu varmış. Evet. Değil mi efendim? Yani kendine özgü. Evet. İpar taşının kullanımı nasıl? Ya ipar, bilmiyorum, ipar taşıyla ilgili bir şey yok. Biz ipar çiçeğini biliyoruz da ipar çiçek taşı ayrıca. Çiçek ve taşı da ayrıca varmış. O da değerlendiriliyormuş benim tespitlerime göre. Oraya da geçiyorum. Ben şimdi
avcılık konusuna geliyorum. Yani şimdi benim en çok böyle hobi mi? Sevdiğim bir şey dal bu turizmde av turizmi. Evet. Av turizmi bana göre bu bölgede en güzel mekanı Gündoğmuş. Gündoğmuş. Merkez orası. İşte eğer ciddi kılavuzlar konulabilirse oraya, Gündoğmuş'a kılavuz diyoruz. O işte köpeğiyle bilmem nesiyle o keklikler, çok önemli kınalı keklik, taş kekliği. Evet. Değil mi efendim? Orada evet. Yetişen. Kendine özgü, Gündoğmuş'a özgü. Yani bu kekliği fazlaca üretilebilir orada ve salınabilir ve sadece taş kekliği değil, başka ne bileyim geyik şey türleri, ne diyorsunuz? Yaban onu? Keçi. Yaban keçileri falan filan. Onlarla da ilgili olağanüstü bir yer orası, Gündoğmuş. Ya Servet Bey, şimdi beni buraya oturttun. Yani şimdi kaç tane şey saydın? Belediye ile ilgili değil. Yani devlet, hükümet, ne bileyim, büyükşehir, küçükşehir, insanlar, iş adamları, zenginler, fakirler, herkesin ilgi sahasına gelen, herkesin ilgilenmesi gereken meseleler bunlar. Bunlar hakikaten çok ciddi. Şimdi mesela başkanım, bu az önce bahsettiğim av turizmi, bakın en ideal noktayı tespit ediyoruz ve söylüyoruz insanlara. Doğru. Turizmciler herhalde dinliyordur ya, şey değiller ya, orada turistin kıçında, affedersin, koşacaklarına bir de dağlara gitsinler. Bilmem ne yapsınlar ya, ayıp. Doğru. Ya. Ya kardeşim, sen oraya benim av turizm var dersen, benim işte güzel çiçeğim var dersen turist oraya gelir, para oraya gider. Evet. Ondan sonra gelir senin otelinde kalır, eder tutar. Ondan sonra işte ne bileyim, orada bir sürü de rafting yapılacak noktalar var, bir sürü şeyler var. Ya alternatif turizm yani, bakımından evet, burası bir cennet. Ya ekoturizm diyoruz, bilmem, sabahtan beri 2 saattir burada sağlık konuşuyoruz ya. Diyoruz. Bir tane turizmci çıkıp da kardeşim Allah Allah siz ne anlatıyorsunuz demiyor. Demiyor. Şimdi de ah tüh çekiyorlar yani. Çekersin evet, tabii. Tabii. Beter olun diyorum ben de. Ya kardeşim sen şu Gündoğmuş'u, Güzelbağ'ı, şurayı burayı işlesene kardeşim ya. Sen orada 50 milyon dolara otel yapıyorsun. Şurada 50 lira, 100 milyar ver dediğinde gel kardeşim Gündoğmuş'un şurasında av turizmi yapalım dediğinde gitmiyorsun. Gitmiyor. Götürmüyorsun. Ne yapayım ben senin 50 milyon dolarlık otelin o zaman? Öyle. Ha işte şu anda da otel satışından geçilmiyor şey. Otel satışı ilanından geçilmiyor. Ya beter olsunlar. Ne diyeyim başka? Ya böyle şey olur mu başkan ya? Ya bunlar, biz boşuna konuşmuyoruz. Biz bu programları boşuna yapmıyoruz Allah aşkına ya. Siz boşuna konuşmuyorsunuz burada şu anda. Ben ağlıyorum ya, ben feryat ediyorum. Ya gelin diyoruz ya, gel kardeşim diyoruz otelcilere, turizmcilere. Rusuna bilmem nesine, ıvırına zıvırına yani. E şimdi geleceksin, göreceksin. Kayda alacaksın, bir şey yapacaksın. Kardeşim baksana şu güzelliğe, Allah aşkına bakar mısın ya başkan ya? Ya. Nerede, dünyanın neresinde var ya? İsveç'te, şurada, burada var bu görüntüler. Evet. Senin burnun ucunda bu görüntüler, her şey var. Şelaleyi yukarıdan en sen, düşkün zamanında çekmişler. Evet, buyur. Bunlar gözümüzün önünde. Sen gidiyorsun İsveç'te bilmem ne kayak yapıyor. Ya kardeşim gel burada yapsan ya. Veya yaptırsan ya. Yazık, günah değil mi? Ya onların, o turizmcilerin falan. Ya ben vallahi billahi hiçbirini acımıyorum. Bak başkan, yemin ediyorum sana ya. Hepsi boş konuşuyor. Hepsi böyle salon adam bunların. Tamam mı? Salonda kokteyl, bilmem ne, ıvır zıvır işler. Tanıtım yaptık diyorlar. Bak tanıtım. Alsana kardeşim, al bunu götür yap ya. Gündoğmuş'u tanıt. Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da, Rusya'da, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da. Nerede yaparsan yap. Evet. Ne tanıtıyorsun? Şey, havuz başında kokteyl. Genç kızlara şey veriyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Dans falan filan. Kemküm. Maalesef. Yapraklar şunlar. Ya işte tanıtım kardeşim. Ya. Allah rızası için ya. Evet. Siz orada çığırıyorsunuz ya, gelin diye ya. Otelci aklını başına toplayacak. Oturduğu yerden turizm olmaz. Gezecek, görecek, araştıracak nerede var çevrede diye. Tutturmuşlar bir Akdağ. Ulan Akdağ'da kar mı var arkadaşım ya? Ne var orada? Sen kaç ay oluyor? Ya bir ay bile yok ya Allah aşkına ya. Orada yapacakları ancak böyle bir köy turizmi, bir şey yapabilirlerse yapar. Onun dışında bir şey olmaz orada. Şimdi Göktepe, işte Akseki, aslında Gündoğmuş'sundular içerisinde bu. Akseki tarafından Göktepe'ye de izin aldılar. Evet. Buranın karı gene nispeten. Evet. Ben sağlık turizmiyle ilgili bir hayalimi sizinle paylaşayım. Evet. Şimdi bu kanser hastalarının, bilhassa kanser hastalarının yaşayabilecekleri ortam, yani kanser mikrobu girmiş artık, kanser mikrobu kemirmeye başlamış. Evet. İlerlemeye başlamış. O tür insanların
Hı hı. Ömrünün biraz daha uzatılabilmesi için bazı şartların olması lazım. Tabii. Oksijenin çok bol olması lazım. Aynen öyle. Egzoz gazından uzak olması kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. İşte gün doğmuşu tarif ediyorlar yani burada. Şimdi tutuyorsun sen sahile şey yapıyorsun. Tıp fakültesinin yanına kanser hastanesi yapıyorsun. Kardeşim gelin gün doğmuşa. Ha ben düşünüyorum bunu ama demin dediğim gibi yani kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyoruz biz. Ben hangi birisini yapacağım? Başkanım bakın, sağlık turizmi için yemin ediyorum var ya dünyada eşi benzeri olmayan bir nokta gün doğmuş. Evet. Ya neden yapmazlar ya? Ya kardeşim buraya 300 odalı otel yapacağına 50'sini de oraya yapıver ya. 50 tane oda yapacak zaten dolar. Ya senin oraya yani yaptığın 300, 400, 500 odalı otelin demirin, çimentozun tozuyla, tozu. Aynen öyle. Oraya oteli yaparsın, zekat, 50 zekat odasını yani yaparsın kardeşim. Bana hiç kimse şey okumasın abi. Ya Allah buyurun razı olsun. Vallahi beni çok duygulandırdın yani. Bunu her zaman böyle söylüyorum. Hayır ben 40 senedir... Birisinin vicdanısızlar. Yani. Hayır ya valla neyse bir telefon daha var alalım başkanım da. Alo. Turizmcilerden biri olmasın şimdi? Ya olsun da bir söylesin de konuşalım valla bütün dertleri konuşalım. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Tevfik Bey. Kiminle görüşüyorum? Ben Süleyman Arıkan. Konaklı'dan arıyorum. Buyurun Süleyman Bey. Süleyman Arıkan, Konaklı'dan. Buyurun Süleyman Bey. Televizyonun sesini biraz kısar mısın? Evet, bir dakika gelin. Eko yapıyor çünkü. Kıstınız mı efendim? Evet, kıstım Serhat Bey. Şu anda sesiniz güzel ama biraz daha kısarsanız çok daha memnun olacağız efendim. Sıfıra aldım ya. Sıfıra mı aldın? Evet, buyurun. Sorunuzu alayım efendim. Alo. Dinliyoruz efendim. Şu anki değindiğiniz konudan dolayı özellikle size turizm konusundan Gündoğmuş'un tanıtımı için dile getirdiğiniz konudan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Başkanım Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl rahat izleyebiliyor musunuz efendim? Bak köprüden bile insanlar artık internet üzerinden izlemeye başlamışlar. Evet ben de internetten izliyorum sizi. Öyle mi? Rahat izliyorsunuz değil mi? Çok güzel izliyorum ben. Bütün programları haberim olduktan sonra zaten kaçırmıyorum. Allah razı olsun sizden efendim. Var mı bir önemli sorunuz? Vallahi önemli sorum Mehmet Bey'in, Sayın Başkanım'ın bizim gün doğmuşta ben Çamlıland'anım. Beni kendisi iyi tanır. Evet. Bizim yollarımız çok kötü. Hangi bölge tam olarak? Gündoğmuş Çamlıland arası. Hı. Bu yollarımız bizim çok kötü. Abi Gündoğmuş'tan göçüm ve sağlıktan dolayı mesela biraz önce arkadaşlar köprüden Gündoğmuş'tan sağlık konusundan doktordan dolayı değindiler bazı konulara. Doğru. Yol olmayınca Alanya'ya daha çabuk geliyordum. Şu an için mesela ben Alanya'dayım. Gündoğmuş'a aynı yerden, aynı noktadan çıksam Alanya üzerinden Gündoğmuş'a daha çabuk çıkarım. Daşatan'dan gittiğim zaman ben evime daha çabuk çıkıyorum. Evet, Daşatan yolu daha mı ideal buluyorsunuz? Şu an için daha ideal. Ben şimdi yıllardır bu yolların ihmal edildiğini düşünüyorum. Anladım. Başkanım bu yolu için biraz ağırlık verirse İnşallah. Efendim zaten bu akşamki programımızın genel sorunu ve konusu yol üzerine biraz daha fazla yoğunlaştık. Zaten Sayın Başkanımız da bu konuda son derece dirayetli bir şekilde söz de veriyor yapacağına dair ama zaman tabii ki çok önemli. Sırası geldikçe yapacağını söylüyor zaten başkanımız. Başkanım en büyük şansı bir de siyasi destek arkasında. Biz de halk olarak arkasındayız. İnşallah. İnşallah amaçlarına ulaşır. İnşallah. Allah bizlere sizden razı olsun. İyi bir hizmet yapar. Sağ ol kardeşim. Süleyman abi, evet, Bedan'la Köprülü arası inşallah bu sene bitiyor zaten. Vallahi başkanım ben bak Daşlık'tan yolu asfaltoları beri Kemal Köprü'den köye gitmiyorum. Anladım. İnşallah bitiyor, o devam edecek. Alanya'dan Bekleş'ten çıkıyorum, Daşlık'tan evime varıyorum. 1,5 saatte varıyorum. Kemal'dan 7 saatten 2 saat 15 dakikada varıyorum. Evet. Yani bu yol sorunu inşallah bir de şu şey var ya dere yolu. Hangi dere efendim? Dere yolu ya şu. Abi dere yolunu da şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa söylüyoruz bunu. Bu türbeli nasıl dereye inen? Hayır değil. Hayır. O
Kemer Köprü'den evet. Kayabükü'ne giden, şelaleye giden. Anladım. Şelale yolu. Alternatif yol. Onu da ilk defa burada size söyleyeyim. Geçen mecliste biz önerge vermiştik. Dere yolunun yol ağına, büyükşehir yol ağına alınması için önerge vermiştik. Öyle 4-5 tane yolumuz var da birisi dere yolu. İnşallah bu mecliste, pazartesi günkü mecliste inşallah yol ağına alınacak. Orada asfalt olacak. Bizim 120 kilometre asfaltımız programa alındı. Ama bu tabii kademe kademe olacak. Geçen sene Balkaya, Kemerköprü arası olmuştu. Bu sene inşallah Balkaya, Bedan arası olacak. 3 tane de batıdan küçük yollar, 2 kilometrelik, 3 kilometrelik yollar olacak inşallah. Bu kademe kademe yapılacak. Aynen sizin dediklerinize katılıyorum. Yol bizim yürek sızımız. Ulaşım olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Turizm de olmaz, sağlık da olmaz, eğitim de olmaz, ticaret de olmaz, üretim de olmaz, pazarlama da olmaz. Onun farkındayız. Siz dualarınızı, manevi desteğinizi eksik etmeyin. Allah'ın izniyle yapacağız. Biz gücümüzün üstünde çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Artık biz çalışmaktan zevk alıyoruz. Bisiklet sürücüsü gibi durmuyoruz. Pedal çevirmeyi bıraktığımız zaman düşeceğimizin farkındayız. Düşmemek için sürekli çeviriyoruz inşallah. Aynen. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet, biz her zaman destek veriyoruz. İnşallah vereceğiz de. Allah razı olsun. Yalnız işte biraz önce şelaleyi gördüm, duygulandım. Şimdi evet. O şelaleye buradan turizmin gidebilmesi için o yol çok dört dörtlü olması lazım. Geçen yıl benim Mersin'den 4 tane arkadaşım geldi, oraya gönderdim. O dere yolunda kasitlerden dolayı adamlar gittiklerinde bin bir düşman oldu. İşte şelale. Ya. Evet. Anladım Süleyman abi. Çok teşekkür ederim katıldığın için programımıza. Herkese de saygılar sevgiler. Sağ ol. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Yani şimdi çok önemli bir şey söyledi Süleyman. Coşturdunuz o turizmcilerle ilgili şeyler de konuşmalarda gündoğuşları coşturdunuz. Hayır ya herkesin ben yazık damarı. Şimdi yani. Başkan ben yürekten konuşurum. Ben korkmam. Ben her şeyi konuşurum. Açık ve net. Ben kimseden bir Allah'tan korkarım ben. Başka kimseden korkmam. Tabii ki. Ha bakın turizm konusunda roman yazarım yani. Roman yazarım. Ama nedense bu ülkemizin veya özellikle bölgemizin evet. güzelliklerini gerek tarih, gerek kültür, gerek sanatsal. Şimdi o sanatsal boyutuna da girmedik o bölgenin. Belki bir sürü orada birçok gencimiz belki türküleriyle, şarkılarıyla, besteleriyle orada çok güzel şeyler de yaratabilirler. Keşfedilmeden. Varlar, var aslında. Tabii insanlar, evet. Ne gençlerimiz var başkanım yani. O insanları değerlendirmemiz gerekiyor. Biz vesileyiz, biz aracız burada. Yani bir televizyon kurumu tabii olarak. Ki, tabii ki. Yani ben bir program yapımcısı olarak. Yani ben çocukluğumdan beri turizmin içinde bu işin temelinden gelen bir insanım sonuç itibariyle. Her şeyi biliyorum. Varı da biliyorum, yokluğu da biliyorum. Mutfağını da biliyorsun. Her şeyini de biliyorsunuz. Yani bana kimse turizmi anlatmasın yani. Evet, hele hele tanıtım konusunda. Kesinlikle. Taviz vermem. Yani. Bizim adımıza konuşuyorsunuz burada. İyi herhalde yani bakın ne diyor Süleyman abi ya 4 tane misafirim geldi ne güzel o şeye evet. gidecektik diyor. Yol yok diyor. Şimdi ne yapsın doğru. adam? Doğru. Ne yapsın? O yol olsaydı o 4 kişi ne yapardı başkan? O güzel şelaleyi görür. 3 kare resim çeker. Bakın evet. bu çok önemli. 3 kare resim çeker. Ömrü boyunca da ona konuşurdu. Hayır kendi memleketinde onu ona buna şuna gösterir. Reklam eder tabii. 4 kişi daha gelirdi buraya. Doğru. Yanlış mı? Çok doğru. Bu ne demek? İç turizmin canlanması demek. Evet. Sen benim elimde güzel ürünlerim var, işte eserlerim var demezsen, daha doğrusu ya ağlamayan çocuğa meme verilir mi? Verilmez. Bitti. Gerisi teferruat. Şimdi efendim o bölgede, ya saymakla bitmiyor ki başkan, her türlü av ve yabani hayvanın çok yaşamakta olduğunu biliyoruz. Evet. Ama çok da kaçak avcılar var. Maalesef. Şimdi bunlarla da mücadele etmek gerekiyor. Yani o yabani hayvan bile olsa, keklik bile olsa, ne bileyim hangisi olsa olsun, tavşanı mavşanı falan filan. Tavşan, yani evet. Ben bir gün yaşadım orada ya, yolda vallahi arabayla giderken önüme çıktı tavşan. Farları şey yaptım, özellikle kovaladım ha, vurmak için değil, kovaladım bak. O kaçıyor, ben gidiyorum arkada. O keyfi yaşadık orada, evet, o bölgede. Evet. Harikaydı. Şimdi Servet evet. Bey, bak kaçak avcılık dediniz. Gündoğmuş coğrafyası, bakın 54 tane yayla var. Giyi Dağı diyoruz, Çaşır Yaylası diyoruz. Ya saymakla bitiremiyorum ki şimdi. Aynen öyle. Gelesandra diyoruz, Seyircek Yaylası diyoruz, bilmem evet. ne.
Buralar hakikaten bu yaban hayatının, şimdi yaban hayatını koruma diye bir şey var. Bir birim var, bir müdürlük var, genel müdürlük, bölge müdürlüğü var. Bölge müdürlüğü Burdur'da. Hı hı. Tüm o coğrafyayı bir insan avcılardan koruyabilir mi? Bir insan var orada şu anda. Ya yok. Ben bunu defalarca söyledim. Mesela geçen sene bana dedi ki bölge müdürü, bir bu Expo 2016 toplantılarının birisinde tanışmıştık kendisiyle. Orada bana dedi ki sizin orada 150 civarında dedi şu anda avlanabilecek teke var dedi. Yaban doğru. Tekesi var dedi. Ya aslında sayılarını falan biliyorlar, tespit ediyorlar, uzmanlar geliyorlar, şey yapıyorlar. Ama koruma noktasında aynen sizin dediğiniz gibi biz de yaşıyoruz. Yaylalarda telefon bile çekmiyor. Ve bir tane adam takmışsın sen silahsız, pusatsız. Bir tane adam takmışsın, ihtiyar bir adam takmışsın. Onların korumasını bekliyorsun. Tüm o coğrafyayı, tüm o dağları, o vahşi kaçak avcılardan korumaya çalışıyorsun. Maalesef avcıların bazıları, ben şuurlu avcıları sizin gibi tavşanın sadece koşmasına seyretmekten zevk alan insanları tenzih ederim. Ama bazı insanlar da sanki tabii düşmanla meydan savaşı yaparmışçasına kökünü kesircesine şey yapıyor. Olacak şey değil. Yani. Üreme mevsiminde avcılık tabii yapıyor bunlar. Aynen evet. Ama evet, o konuda devletimizin tedbir alması lazım. Kekliği bunu de öyle değil mi? Efendim? Aynen yani öyle. Yani keklik, ne yaparsın sen iki tane tek keklik vicdanlı avcı, iki tane keklik av mevsiminde o da. Üreme mevsiminde avlar, çorbasını içer. Ondan zevk alır. Manevi bir zevk alır. Ama bu sanki ya neslini tüketirmişçesine, Yunan yavrumuşçasına basıyor kurşunu. Basıyor kurşunu. Ya onun için ama halbuki başkanım bakın ya o tavşanıydı bilmem kekliydi işte geyikti falan keçiydi yaban keçisi var. Ya av turizmi bugün golften sonra bakın golf turizminden sonra en pahalı turizm destinasyonudur yani anlatabildim mi? Anladım. Ya dolayısıyla onu özellikle o bölgede çok güzel bir şekilde yapılabilir. Gerekirse 100 tane daha yabani keçi diyorsun işte o salınabilir ne bileyim her şey. Evet. Domuzdan hoşlananlar domuz avlasın yani bir de o var yani. Ya ben o domuzla ilgili şöyle bir çalışma yapacaktım. Coğrafya büyüyünce korktum. Şimdi herkes bahçesini korumak için telle çeviriyor. Evet. Bahçesini telle çeviriyor. Evet. Ben tam tersini yapacaktım. Ormanı telle çevirecektim. Daha doğrusu o domuzları dışarıya bırakmayacaktım, bahçelere bırakmayacaktım. Ve orada birkaç tane köşk, barınak, bilmem ne, kılavuz falan filan. Hı hı. Bilhassa o yabancı avcılar, o turizmden hoşlananlar gitsinler avlasınlar, yesinler domuzlarını diyecektik. Ya domuz değil ki adam işte geyik vuruyor veyahut da işte dağ keçisi neyse onun süsmeğini sayıyor bilmem kaç yaşında tabii, tabii. Adam bir de resim çektiriyor şöyle kayanın başında. Ya onun her biri var ya kaç 500 dolara 1000 dolara şey yapıyorlar yani. Öyle. Vurduruyorlar. Şimdi Servet Bey, turizmcilere çok attık. Özür dilerim. Yok efendim yapacağız. Şimdi orada mesela köydeki gençlerimiz, kılavuz diyorum ben onlara. Tabii. Gençlerimiz veya yaşlı avla ilgili kişiler, tecrübeli kişiler de para kazanabilir o sektörde. Tabii ki. Orada küçük dağ evleri yaparlar, bilmem ne yaparlar, manar gibi. Bir günlüğüne canım, iki günlüğüne tabii, yapacakları tabii, şey yani. Tabii. Ya o tür şeylerde barınabilirler. Zaten turist bunu istiyor. Turist bunu istiyor. Evet. Sabaha karşı gidiyorlar oraya çünkü. Ya bizde şey yok galiba. Şimdi bu kadar otelimiz var, motelimiz var. Bu kadar turizm sahası var. Turizm potansiyeli var. Şimdi müşteri potansiyelimiz de vardı. Hı-hı. Ama turizmcilerimizde yani yenilik, sürekli insanları turizmi 12 aya yaymak gibi bir endişe de yok galiba. Parayı kazandıkları zaman, yani günü kurtardıkları, yılı kurtardıkları zaman galiba şey yapmıyorlar. Halbuki ise gün doğmuş gibi bir arka bahçeleri var. Bugün doğmuş gibi arka bahçelerinde Alanya'da olmayan her şey var. Yani Alanya'da 12 aya yayılması için eksik olan her şey Gündoğmuş'ta var. Kesinlikle. Sağlık mı dersiniz, eko mu dersiniz, yani av mı dersiniz, kış turizmi mi dersiniz, dağ turizmi mi dersiniz? Hepsi var. Hepsi var. Şimdi burada sıkıntıyı açıklayayım ben. Burada asıl sıkıntı bir, ajantanın kendisinden kaynaklanır ajanta. Çünkü niye? Onun rehberi geliyor. Otelin lobisinde veya X bir odasında info veriyor. İnfo veriyor ama nereye veriyor biliyor musun sen? Efendim Antalya'da yol kenarında kuyumcu dükkanı var, halıcı var, kilimci var, bilmem ne var, şu var, bu var. Oralara info yapıyor. Niye? Oradan nemalanıyor. Çünkü ayak bastı parası alıyorlar, ediyorlar, tutuyorlar falan filan yapıyorlar.
Ya kardeşim sen o infomu Gündoğmuş için yapsan ya. Burada otelcinin de suçu var. Abi info ajante diyecek ki anlaşmayı yaparken protokol yapıyorsun yıllık para alırken hani çeklerini alıyorsun ya ajantanın. Evet, evet. Evet. Ödenmeyen çekler oluyor bazen. Şimdi o infoyu verken anlaşmaya da şart koş kardeşim. Bir şart koş ya. İnfoyu Gündoğmuş içinde yapacaksın. Veyahut da ne bileyim Alanya'nın bilmem söylediğim Çayeli Kalesi Kulesi içinde info vereceksin diyeceksin ya. Şart koş bakayım ne oluyor. Hadi bu noktada bir tane turizm desin ki ya kardeşim sen yalan söylüyorsun veya da yanlış konuşuyorsun. Böyle bir şey olamaz desin de alnından öpeyim. Sen o sözleşmeyi yaparken hani çek alacaksın ya adamdan. Tabii. O da, bas bakayım oraya imzaya şeye ajantaya. Bak bakalım evet. Getiriyor mu getirmiyor mu? Evet. Ya ben gerçi şu yani siyaset olarak prensip olarak böyle çok işte turizmciyi, siyasetçiyi, milletvekilini şunu çok fazla suçlamayı ben sevmiyorum. Ben önce kendim ne yapabilirim ona bakıyorum ama benim boyutumu çok aşıyor. Yani bir otel yapmak düşünüyorum. Şöyle hiç olmazsa 50-100 yataklı bir otel yapmak düşünüyorum. Oraya yapacaksın. Tabii canım, tabii bir ya. Şey yapacağım. Yani basacaksınız reklamı televizyonda, gazeteler bilmem nerede, radyoda. Evet. Ondan sonra insanlar oraya yiyeceksiniz. Bu fikri de ben şu zaman, şimdi Sayın Davutoğlu ilk başbakan olduğu zaman biz Taşkent'e gittik. Oraya ilk kendi memleketine geldiği zaman Taşkent'te bir 3 yıldızlı otel var. Orada zenginin birisi yaptırmış. Belediye şey yapmış, vermiş. İşletiyorlar orada. 3 yıldızlı bir otel. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani var mı dedim şey, Alanya'dan gidiyor insanlar orada kalıyorlar 2 gün. Tabii ne güzel. Sıcak mevsimde kalıyorlar orada 2 gün soğuk suyun başında. Ya Gündoğmuş'ta böyle bir mekan olsa, yani bırakın şeyi dışarıdan şey, turist aramayı bırakın. Yani Alanya'daki Manavgat'taki insanlar bile gelir şurada rahat bir uyku uyuyalım diye gelmezler mi? Şimdi Gündoğmuş'un özelliklerinden ben her zaman bahsederken şunu mutlaka vurgularım. Alanya'da rakım 0. Manavgat'ta rakım 0. Hissedilen sıcaklık yazın 60 dereceye çıkıyor. Tabii canım, rutubet şu oluyor. Gündoğmuş'ta rakım 900. Biliyorum. Hissedilen sıcaklık gece 18-20 derecelerde. Burada 60 dereceyken 18-20 derecelerde gece. Gündüz biraz sıcak olur, gece. Rahat bir uyku, klima yok, vantilatör yok, soğutucu yok. Hatta ve hatta yorganı çekeceksin başına. Daha serin bir hava mı istiyorsun? Çık söbüçmene, rakım 2000-2500. Sıcaklık 0. Efendim sıcaktan kulağınızın suyu gider, suyu. Ben bilirim onları. Yani ben traktörüm vardı, bilmem mi, kamyonum da oradan mal indiriyordum. Sabah çıktığımda orada ekmeği yerdim. Nasıl ekmeği mi, o mu yedi, ben mi yedim bilemezdim. Yani gene acıkırdım yani. Öyle. Mideniz şişmez, suyun içtiğiniz zaman falan o kadar güzel bir yer orası yani. Gündoğmuş ve yukarısı artık. Evet. Öyle söyleyeyim insanları da. Fazla da şey yapmayalım. Gitsinler görsünler. Ya dedim ha ya şöyle yani biz başkalarını suçlamaktan ziyade ben ha siz televizyoncusunuz, siz gazetecisiniz, siz turizmcisiniz, siz suçlayabilirsiniz ama ben önce kendi üzerime düşen vazifeyi yapmam lazım. Muhakkak. İşte Süleyman abi ne dedi? Bizim önce siyasetçi olarak orada yerel yönetici olarak ulaşımı çözmemiz lazım. Gündoğmuş'un her noktasında bu söylediğimiz daha Ali Deresi'nin yolu yok. Gündoğmuş'un her noktasında... Peki Büyükşehir bunu bilmiyor mu başkan? Şimdi şöyle, Büyükşehir... Veyahut da bütün, Alanya koordinatörlüğü size faydası olur mu bu konuda? Henüz daha herkes kendi bir yeni kuruluş aşamasında. Ha, siz belki soracaksınız o Büyükşehir'le ilgili bazı problemleri soracaksınız. Yani yok problem olup da yani Büyükşehir'in faydası var mı yok mu ne derece oldu şu saate kadar? Şimdi... Büyükşehir'in çok faydası oldu. Büyükşehir'den en fazla faydalanan ilçe ya da belediye benim. O zaman yollar? Yollar yapılıyor. Bak ne dedim ben? Bedan'la şeyin arası, Balkaya'nın arası 30 kilometre. Evet. Geçen sene 25 kilometre yol asfaltladık. Bu sene altyapısını yaparak 30 kilometreyi daha hazırladık. Hedefimiz 120 kilometre yapmak ama bu kademe kademe olacak. Bunlarda problem yok. Yani bir anda olacak bir şey değil. Akşamdan tabii, sabah tabii, yani tabii, İstanbul bu sene de kurulmadı. Yok, tabii ki batır çıkar. Bir de şu var. Gündoğmuş'un biz bu sene 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 80 ne zaman? Ilçe. 17-19 Temmuz. Güzel. İnşallah. İnşallah çağırırız. Geliriz inşallah, inşallah. Güzel havada. İnşallah. Sıcak havada geliriz. Şimdi 80 senedeki biz 80 senede yapılmayanları ya da noksan bırakılanları ben başta bir şey söylemiştim. Allah'ın verdiği her güzellik var. İnsan eliyle yapılacak güzellikleri noksan kalmış. Bunu söylerken yani geçmişte hiçbir şey yapılmamış gibi bir anlam çıkmasın.
Yani Gündoğmuş'ta ilk asfalt döküldüğü zaman 1979-78 yılında, 78-79 döneminde Adalet Partisi azınlık hükümeti zamanında asfalt döküldüğü zaman bir bayramdı o zaman. O zaman biz 3,5 saatte gidiyorduk Manavgat'a. Asfalt olmadan önce. Evet. Bu 2,5 saate düştüğü zaman biz bayram ettik. Tozdan kurtulduk, evet, çamurdan kurtulduk. Öyle. Ama hangi yol asfalt oldu? Kazmayla kürekle açılan yol asfalt oldu. O, evet, yolda bir bayramdı. O gün için o çok büyük, hı, bir hizmetti. Şimdi standartlara uygun bir yol. Yarın bununla da tatmin olmayacağız. Ben yapılan yolu geçen sene 8 tane nokta gösterdim. Karayolları Bölge Müdürü'nü çağırdım, davet ettim, misafir ettim, bindirdim arabama. Siz bu yolu yaptınız. Çürük dediğimiz bir yer var. Her sene bir kaza oluyor. Değil mi? Senin bu yol dedim, yani mühendis olarak aklına yatıyor mu bu? Haklısın başkanım dedi. Bunu şöyle yapalım dedi. Yarın bu yol da bizi tatmin etmeyecek. Elbette ki yani gelişim sürdükçe, insan hayatı, teknoloji ilerledikçe onlar devamlı şey olacak, düzeltilecek. Ama yani ulaşım bir, az önce söyledim. Şu anda Gündoğmuş'un yolunda, Manavgat Gündoğmuş yolunda 3 tane müteahhit ayrı ayrı yerde hizmet ediyor. Akıncı'yla Topraktepe'nin arasında 3 tane müteahhit hizmet ediyor. Artı büyükşehirin ekibi 365 gündür Bedan'la köprüler arasında çalışıyor. Anladım. Yani peki, olacak bu. Ama inşallah, inşallah. Bir anda olmuyor. Zaman tabii, olacak. Tabii başkanım. Biz takip etmeye çalışacağız. Peki devam şimdi ediyoruz. Tabii ki izleyicilerimizin en çok merak ettiği konuların başında da enerji geliyor. Enerji altyapısı konusunda bir problem var mı? Şu anda sıkıntı yok. Yalnız bilhassa tarımsal sulama yapan köylerimizde faz düşük olduğu için çok aşırı yaz aylarında çok aşırı şekilde pompa kullanımı olduğunda bazı yerlerde sıkıntı oluyor. Elektrik kesintisi. Çok ciddi. Kesinti değil. Evet. Kesintiden ziyade faz enerji düşük geliyor ve araçlar, o pompalar falan bozuluyor. Ciddi bir sıkıntı yok. O zaman yok. Bir şey mi yapılması lazım? Çalışma mı yapılması tabii, lazım? Tabii. Yani bir o yüksek gerilim demeyelim de ona ek faz çekilmesi lazım. Oluyor. Onu zaman zaman biz bu şikayetleri değerlendiriyoruz. Kısım, hı-hı, kısım o zaman zaman yapılıyor. Evet. Yani enerji konusunda mesela şöyle derler. Havaya bulut diyor demiyordu. Günde olursa cereyan kesilir falan. Olabilir. Yani zor bir tabiat. Geçen sene bu kış Güzelbağ'da bir tane direk devrildi. Hı-hı. Şimdi Manavgat hattı kesildi. Bakın bizde 3 tane hat var. Yani Allah devlete millete zeval vermesin. Günde olmuş gibi dağın başına 3 yerden ayrı hat çekiyorsun. Hatın birinde cereyan gidiyor, öbürüne geçiriyorsun. Ondan gidiyor, öbürüne geçiyorsun. Evet. Manavgat kesildi. Güzelbağ'da yalnız Akseki hattı, yani bu Seydişehir'den gelen hat tam düzgün değilmiş. Güzelbağ'da da direk yıkıldı. Ha, evet. Şimdi gittiler 1,5 saat uğraştılar, Akseki'den şey verdiler. O 1,5 saatlik dilim içerisinde yapacak bir şey yok. Ya yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Direk yıkılıyor. Ne yapsın şey? Bunlar olacak. Eskiden ya bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda elektrik mi vardı? Saat akşam ezanında şey olurdu. Elektrik gelirdi. Belediyenin jeneratörü vardı. Saat 12'de kesilirdi. Cumartesi pazar, gündüz hiç elektrik yok. Evet. Sadece cumartesi pazar sinema için, bir de çamaşır makinesi olan evlerde kullanılması için 2 saatlik bir şey, evet, enerji veriliyor. Evet. Çok ciddi problem yok onlarda. Evet. Peki başkanım, bu 2B sıkıntısı ne alemde? Bizde 2B sıkıntısı yok. Yok değil mi? Yok. Çözüldü mü? Yok, zaten sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Evet. Anladım. Orman olduğu için her tarafımız. Peki. Şimdi orada, o yörede çok güzel çiçeklerin, işte böceklerin yetiştiğini hep anlattık sabahtan beri de. Peki Expo 2016 ile ilgili biliyorsunuz, o hem çiçek ve çocuk kavramının ele alındığı bir expoydu ve dünyada çok büyük yankı da uyandı, evet, bu Expo, evet, 2016 fuarı. Evet. Peki bu bölgenin, yörenin çiçeklerinin tanıtımı konusunda bir organizasyon yapılabildi mi? Biz o Expo'ya hazırlanma noktasında, yani hem belediye olarak hazırlıksız yakalandık, hem de yani bize haber verilmesi veyahut da işin ciddiyeti, oradaki ben belediye standlarına şöyle bir baktım, stand açan belediyeleri açtım, baktım. Şimdi insan, yani ekmek kavgası diye bir şey var ya, evet, ya çok konuşuyoruz ama bunu belki bu televizyonda mı anlattım, babamdan duyduğum bir şey var, anlatayım mı? Tabii canım. Bu yani mesele uzun değilse. Bakım. Yok, uzun değil. Peki. Yani askeri birliğin birisinde müşir, ordu komutanı veyahut da askeri birliğin garnizon komutanı sürekli değişiyor. Osmanlı'nın bu dağılma çöküş döneminde bir garnizon komutanı geliyor. Muhasebeye bakan, girdisine çıktısına bakan birim müdürünü, birim amirini çağırıyor. Durum nasıl diyor. Efendim durum çok kötü diyor. Açık veriyoruz diyor. Evet. Ne yapacağız? Açığı nereden kapatacağız? Askerin diyor şeyi kaç gram, ekmeğe kaç gram, tayin kaç gram, 1000 gram diyor, onu 900'e indirin.
O gidiyor, bir başkası geliyor. Bir açık verince, bütçe açık verince o da gelen müşür, yeni gelen müşür. Askerin tayını kaç gram? 900 gram. Onu 800'e indirin diyor açığı kapatmak için. Böyle böyle ekmek 500 grama iniyor askerin tayını. Yeni bir müşür geliyor. Şimdi o da soruyor. Diyor ki işte bu açığı nasıl kapatırız falan. Efendim diyor böyle böyle askerin ekmeği diyor. Askerin tayını 500 gram falan diyor. 400 grama indirin, 450 grama indirin diyor. Bunu dedikten sonra da er elbisesi giyiyor. Askerin arasına bir gireyim diyor. Asker beni nasıl tanıyor falan diyor. Hı hı. Şimdi birisine soruyor askerin. Saf Mehmet'in birisine soruyor. Diyor ki bu yeni gelen müşir diyor. Nasıl bir adam diyor. Galayı basıyor Mehmet. Yeni gelen müşirin de anasını avradını, eski müşirin de anasını avradını diyor. Evet. Tabii o sesini çıkarmıyor, bozuluyor. Makamına geçtikten sonra o askeri çağırttırıyor bir gün sonra. Asker kapıdan giriyor, eyvah. Böbreklerinde yağ kalmıyor, eriyor. Eriyor, bitiyor. Bir gün önce küfret diyor adam. Ya diyor, dün gel bakalım diyor. Tabii beti benzi gidiyor adam. Dün diyor bize kaynattın. Ne oldu da diyor sen böyle kaynattın, benim suçum ne diyor. Komutanım diyor. Ben açlık çekiyorum diyor. Açlıktan midem bulunuyor. Evet, diyor. Her gelen diyor bizim ekmeği kısıyor. Evet. Sen de gelmesin bana giden müşürü, gelen müşürü soruyorsun diyor. Ben diyor ondan şey yaptım. Şimdi öyle bir şey ki orada İbradı Belediyesi, birçok belediye katılmamış ama İbradı Belediyesi 60 bin lira masraf etmiş bir düğmeli ev yapmış Expo 2016'da. Expo çok, fuarında. Çok güzel. 60 bin lira bir düğmeli ev yapmış. Ama kendi zenginlerinden bir tanesi yapmış. İş adamlarından birisi yapmış. Benim orada stand açacağım. Efendim hakikaten o çiçeklerimizi, böceklerimizi belki resim bağlı, belki şeyle, çubuğu falan. Bağlamı yani. Bekmezimi götüreceğim, tanıtacağım, şey yapacağım. Ama hakikaten onu orada yaptığım zaman vatandaşım bile bana kızacak. Neden? Diyecek ki o tanıtımın zevkini, hazını almayacak. Sen burada, ben hastane diyorum, postane diyorum, doktor, hekim diyorum, bilmem ne diyorum, okul diyorum, yol, kaldırım, park diyorum. Hı. Sen gidiyorsun parayı orada Expo'da çarçur ediyorsun, sana ne faydası var diyecek. Onun getirisinin hesabını yapamayacak. Biz bir bu yönden endişe ettik, bir de hazırlıksız yakalandık. Yani Expo'nun o tanıtım noktasındaki şeyini anlayamadık. Hı. Hem parasal noktada hem de uzman noktasında, oradaki sergileyeceğimiz efendim ürünler noktasında, tanıtım noktasında hazırlıksız yakalandığımız için biz standart açmadık. Şimdi başkan, bu Expo 2016 tabii fuarı son derece önemliydi. Şimdi bu Expo'nun tabii ki Hollanda ayağında biz ticaret odasında işte meclis başkan vekilleri veya başkanlığı sürecinde Hollanda'ya gittik bu Expo ile ilgili. Orada incelemelerde bulunduk ve burada da fikirlerimizi anlattık. Orada nasıl oluyor? 10 yıl önceden hazırlanıyorlar. Bakın tekrar ediyorum. 10 yıl önceden. Efendim, evet. Şimdi biz ise 3 yıl önceden başladık. Doğru. Tamam mı? Ve Hollanda'dan dönüşümüzde de dedik ki bütün halka, bölgeye, yöreye, ticaret odası olarak bu Expo 2016'nın, Antalya'da yapılacak olan 2016 fuarının herkese anlatılması gerektiğini, ne yapması gerektiğinin söylenmesi konusunda bir sürü dil döktük. Ama ne kadar anladılar, ne kadar anlattılar bilemeyim. Gezdiniz mi? Ya tabii ki her tarafı ben biliyorum. Yani Hollanda'da da öyle hayır, bu bizim Expo'yu gezdiniz mi şu anda açılan şeyi? Yok ben yoktum. Ha, ben şey soracaktım yani yeterli buldunuz mu? Hani madem bu kadar kamuoyuna yansımadı. Evet. Tabana inmedi bence. Ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani halk daha anlamadı bile. Ne olduğunu bilmiyor. Ben orada yani şimdi pişmanım orada. İbradır'ın düğmeli evini görünce. Evet. Ben pişmanım orada en azından bir standımız olmuş olsaydı bir şey. Keşke işte bu, az önce bir sürü şey saydık. Gün doğmuşla ilgili. Her şeyi saydık. Her şey. Bunların her biri bir orada sergilenebilirdi bize göre. Ama seneye de yapılabilirdi. Fark mutlaka. Zaten o yöresel ürünlerde falan ama dönüp geliyor iş şuna gidiyor. İki mesele. Bilgilendirme. Ben tabii. Şuna bahsedeceğim şimdi. Tamam her şeyi tanıttık iyi güzel hoş. Hadi ben orada barınacağım, ben orada tatil yapacağım dediği zaman bir ulaşım yok. Evet. İki barınacak yer yok. Doğru. Yani doğru. Altyapıyı hazırlayacaksın sen şimdi. Evet. Bunu evet. Tamam tanıttık evet. Güzel bu şeyleri her şeyi masraf ettik şey yaptık ama nasıl pazarlayacaksın?
Pazarlamak için iki tane önemli şart. Birisi ulaşım, birisi barınak. Evet. İsterse yıldızsız olsun, yıldız mıldız değil yani. Hı hı. Pansiyon olsun. Şimdi 18 daire yapıyorum ben orada şeyde. Kaymakam lojmanının yanında, evet. İş merkezi adı altında 1+1 18 tane daire yapıyorum. Hedefim orada İnşallah. Apart gibi yani yazın. En güzel. Ayın 10'unda şey var. Bunu da ilk defa söylüyorum galiba şeyde. Evet. Bizde her şey ilk olur zaten. Vatandaşın duymadığı haberi yok. Ayın 10'unda ihalesi var inşallah. Evet. 7-8 aylık bir süresi olacak galiba. İnşaat süresi Hı-hı. olacak. Bittiği zaman. Çünkü ben şunu yaşadım bizzat. Ya ne güzel memleket. Ama burada bir ay kalsam ben bir ev var mı kiralayacak? Ne evi? Memurun oturacağı ev yok yani. 8 sene hiç inşaat yapılmamış. Doğru. Efendim çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bitti mi? 2,5 saattir dil döküyoruz. Öyle mi? Çok güzel bir muhabbet oldu, söyleşi oldu diye düşünüyorum. En son olarak Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak izleyicilerimize, Gündoğmuş halkına buradan seslenirseniz buraya mı bakacağım? Programı tamamlayacağız, evet. Ben çok teşekkür ederim size. Hem ATV Televizyonu'na teşekkür ediyorum, hem de sizin şahsınızda tüm personele çok teşekkür ediyorum. Gündoğmuş'un tanıtılması, Gündoğmuş'un turizm potansiyelinin bilhassa böyle sert bir üslupla, ciddi bir üslupla nazara verilmesinden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Artı ekranları başında bizi seyreden, merakla seyreden, başkan ne diyecek, başkan ne konuşacak diye, seçtikleri insan ne konuşacak diye merakla internet, çünkü Gündoğmuş'ta da şu anda çekmiyor. Biz internet adresini vermiştik, Facebook'ta paylaşmıştık. İnternet bilgisayarları başında, telefonlarının başında bizi seyreden değerli hemşerilerimizi, değerli seyircilerimizi, ATV seyircilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben özet olarak şunu söylüyorum. Öğretmenim, öğretmen olmaktan da gurur duyuyorum. Bazı insanlar karşılaştığımız zaman eski arkadaşlarımız falan, hocam diyorlar, pardon başkanım falan diyorlar. Diyorum ki başkanlık gelici geçici, hocalık ebedi, mezara kadar hocalık devam eder diyoruz. Gündoğmuş'u seviyorum, Gündoğmuş insanını seviyorum. Gündoğmuş'a hizmet etmekten, Gündoğmuş insanını memnun etmekten ben de memnun oluyorum. Hedefimiz, çıkış noktamız, prensibimiz, hareket noktamız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Düsturudur. Yine hadis-i şerif, halka hizmet, hakka hizmettir. Düsturumuzdur. Yani hakikaten birileri belediye başkanı oldu desinler diye belediye başkanlığına talip olmadık. Biz çileye talip olduk. İnsanların karşısına, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, insanların karşısına çıktığımız zaman sizin başınıza efendi olacağız diye gelmedik dedik. Hizmetkar olmaya talibiz dedik. İşte Yavuz Sultan Selim düzen sözünü diyor. Hicaz'ı fethettiği zaman adına hutbe okunurken Es Sultan, İbn-i Sultan, Hazreti Muhammed Han, işte Hadimül, Hakimül Harameyn dediği zaman orada diyor ki hocam diyor sözünü düzelt. Hakimül Harameyn, Mekke'nin, Medine'nin hakimi. Evet. Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn. Yani Mekke'nin, Medine'nin hademesi, hizmetkarı diye diyor. Hizmetkar olmak için talip olduk. Hizmet etmeye çalışıyoruz. İlk gün verdiğimiz, ilk gün söylediğimiz, söz olarak söylediğimiz, size hizmet etmek istiyoruz. Bizi, size hizmetkar olmaya geliyoruz. Bizi tercih ederseniz size hizmet edeceğiz. Sözünün ağırlığını hep omuzlarımızda hissettik. Kendi özel hayatımızı bile ikinci plana iterek, çorumuzu, çocuğumuzu ikinci plana iterek hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani şunu yadırgamasınlar, bazı problemlerin çözülmediğinin elbette ki farkındayız. O problemlere karşı duyarsız kaldığımızdan dolayı ya da sorumsuz kaldığımızdan dolayı değil, evet. imkansızlıklardan ya da gücümüzün yetmemesindendir. Her platformda Gündoğmuş'un problemlerini söz konusu ediyoruz, dile getiriyoruz ama masaya yumruğu vurarak değil. Sevgi, şefkat, saygı, hürmet duygusunu kullanarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetimizde hakikaten bizi yalnız bırakmayan her dosyamızın takibinde bize kendi personelini, kendi danışmanlarını, kendi elemanlarını bize yönlendiren ve onları zaman zaman da gerçekten ciddi şekilde azarlayan Sayın Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Programın başında dedik ya hayali bile güzel, inşallah başbakan olarak kendisini görmek isteriz. Bunun yanında Büyükşehir Yasası'nı çok fazla konuşamadık ama Büyükşehir Yasası'ndan en fazla faydalanan ilçe olduğumuzu tahmin ediyorum. Hakikaten en ufak bir meselede gidip Menderes Başkanımın başını ağrıtıyoruz. Kendisine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Onlara da saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Güzel bir program oldu. Kendimi bir televizyon programında gibi hissetmedim. Sağ ol, çok kendimi normal bir sohbet
ortamında hissettim. O konudan öyle bir rahatlığı verdiğiniz için tekrar tekrar size de teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizim programımızın formatı böyle. Gayet güzel bir şekilde karşıdaki insanlarımızı, yani konuklarımızı sıkmadan programımızı güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Efendim, Gündoğmuş'tan buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şoförlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. İçeride bekleşiyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri, izleyicilerimizle buluşturduğumuz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bundan sonraki hizmetlerinizi de ATV Alanya Televizyonu olarak takip edeceğimizi buradan Allah belirtelim. Güzel hizmetler yapacağınıza biz canı gönülden yürekten inanıyoruz. İnşallah. Ama az önce programımızın başından şu saate kadar yaklaşık 2,5 saatlik süreç içerisinde çok büyük konulara temas ettik. O konuların inşallah gerçekleşmesi dileğiyle ve turizmcilerin de ne olursunuz yönünüzü biraz böyle Gündoğmuş'a doğru çevirmenizi arzu ediyoruz. Ve Sayın Başkanımıza bu akşam programımızı renklendirdiği için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ayağınıza sağlık bir kez daha. Evet sevgili seyirciler, bu akşam 728. sentez programımızda konuğumuz Gündoğmuş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özeren oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Efendim, önümüzdeki hafta Cuma akşamı Allah'tan bir mani gelmezse Manavgat Belediye Başkanımızı bu stüdyolarda konuk edeceğiz. Programın yapımında emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Go City Servis Bayoğlu ile sentez programını sundu. We'll be right back.